seyircilerimiz ve 100.8 Ulusal Radyo frekansından sesimizin ulaştığı her yere günaydın. 5 Şubat 2019 Salı günü gündemiyle birlikteliğimiz başlıyor. Bugün gündemde neler var ve sizin için neleri takip edeceğiz, o ayrıntıları sunarak başlayalım. AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin meclis grup toplantıları var. Burada liderler partilerine hitap edecek, yakından takip ediyoruz. TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları açıkları ve Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle maden kanununda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2018'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarlarıyla muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımalar takip ediliyor. Suriye'deki gelişmelerle FETÖ davaları yakından takip ettiğimiz notlar arasında. Sporda, futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor'la Ümraniyespor Medikal Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta yeni transfer Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas İsmet Marin ve Muayer Oktay için Vodafone Park'ta Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek. Tarihte bugün neler oldu ve hangi başlıkları sizler için seçtik? İlk müzik tangosu Mazi Kalbimde Bir Yaradır Seyhan Hanım tarafından ilk kez yorumlandı 32'de. 32'de ilk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu. 33'te Atatürk 1 Şubat'ta Bursa'da bir grubun ezan ve kametin Türkçe okunmasını bahane edip gösteri yapması üzerine Ege gezisini yarıda bırakarak Bursa'ya geldim. 37'de anayasanın ikinci maddesinde yapılan değişiklikle 6 ilke anayasa metnine girdi. Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Ankara başkent, başşehirdir ifadesi. 1956'da Meriç ve Tunca nehirleri dondu. Yeşilköy ve Mecidiyeköy'e kurtlar indi ve İstanbul halkı ekmeksiz kalmıştı o tarihlerde. 71'de Apollo 14 ay yüzeyine indi. 75'te ABD Kongresi'nin 11 Aralık 74'te aldığı Türkiye'ye silah ambargosu kararı uygulanmaya başlandı. 93'te ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı Bolu Geri'de yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Kahveci'nin oğlu kazadan yaralı kurtuldu. 98'de Google, 2007'nin sonları itibariyle en popüler web arama motoru olan Google, Stanford'da doktora yapan iki öğrenci tarafından kuruldu. Ve 2006 yılında da Trabzon'da Rahip Andro Santro cinayeti gerçekleşmişti yakın tarihin notları arasında. Son 24 saatte hangi gelişmeler oldu ve hangi başlıklar ulusal kanal objektifine yansıdı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP eşittir PKK saptamasına ardından Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten HDP kapatılsın çağrısı geldi. Perinçek, Erdoğan'ın bu konuda hukuki bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile alt düzeyde temas var ifadesiyle ilgili ise derhal diplomatik kanalların yapılması gerektiği vurgulandı. Ankara Şam hattında yapılan istihbari görüşmeler ilk kez birinci ağızdan teyit edildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Türkiye ile alt düzeyde diplomasi yürütüldüğünü belirten Erdoğan, istihbarat örgütleri illa liderler ne yapıyorsa bize de onu yaparız havasında olamaz dedi. 5 Şubat'ta Amerika'da önemli bir toplantı var. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal Başkanlığındaki Türk heyeti Washington'da olacak. Amerikalı yetkililerle yapılacak toplantılarda FETÖ, PKK, PYD ve Suriye konuları masaya yatırılacak. Öncelikle gündemse güvenli bölge olacak. Diplomasi trafiğini ve temasları öncesinde uzmanların uyarıları bu konuya ilişkin dikkat çekiyor objektifimizde. İdlib'de alan hakimiyeti genişleten El-Kaide'nin Suriye kolu HTŞ'ye karşı Türk-Rus ortak operasyonu da gündemde. Dikkatler bu kapsamda Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin ruhani zirvesinde. Operasyonun nasıl yapılacağıysa Ankara-Moskova hattında planlanıyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın Türkiye ziyaret öncesi yaptığı açıklamalara Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten sert yanıt geldi. Yunanistan'a Amerika ve İsrail'den payına kemik, Türkiye'den de kardeşlik düşer uyarısında bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'de namlularını Türkiye'ye çeviren ülkeye 9 Eylül hatırlatması yaptı. Vatan Partisi Denizli ve Yalova'da belediye başkan adaylarını açıkladı. Vatan Partisi İskenderun belediye başkan adayı Beşir Başsoy, liman ticaretini ve üretimi canlandırma sözüyle oy istedi.
CHP'de yoğun tartışmaların gölgesinde geçen parti meclisi toplantısına MYK krizi damgasını vurdu. 18 MYK üyesinden yalnızca 5'i Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yetkisi verilmesi için destek verdi. Kılıçdaroğlu yaşanan krize rağmen Silivri, Bayraklı, Etimesgut ve Maltepe gibi önemli ilçelerin başkan adaylarını belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2019'un ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının en yüksek artışı gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Tüketici fiyatları aylık %1,06 ve yıllık %2,35 seviyesine yükseldi. Ocak ayı ihracatı da açıklandı. İhracat %5,9 artışla 13,1 milyar dolar oldu. Ayrıca dış ticaret verileri sistemi de değişti. Emeklilikte yaşa takılanlar bu hafta Denizli'de toplandı. 10 Şubat'taki Anıtkabir'deki büyük buluşmaya çağrı yapıldı. FETÖ'yle mücadele 2019'da da kararlı bir şekilde devam ediyor. Ocak ayında örgütle irtibatlı 3031 kişi yakalandı. Türk yargısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesastas yapmış dediği FETÖ üyelerinin üzerine yürüyor. Ankara'daki soruşturmada örgütün deniz kuvvetleri yapılanmasından 23 şüpheli gözaltına alındı. 2019'da PKK'ya yönelik operasyonlarda 50 terörist etkisiz hale getirildi. Bu isimler arasında terör örgütünün yönetici kadrosundan isimler de yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Trump, Suriye'den çekilip Irak'a yerleşeceklerini açıkladı. Buradan İsrail'i koruyup İran'ı izleyip IŞİD'i vuracaklarını söyledi. Irak ise bu açıklamaya tepki gösterdi. Irak Cumhurbaşkanı, ABD askerlerinin Irak hükümetinin kararıyla ülkede kalabileceklerini vurguladı. Suriye'de IŞİD'e karşı askeri faaliyet gösterdiğini iddia eden ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Suriye ordusunu vurdu. Fırat'ın batısında gerçekleşen ABD saldırısında 2 Suriye askeri yaralandı. Trump yönetimi Meksika sınırına istediği duvarı inşa edemese de sınıra asker yığmaya devam ediyor. Savunma Bakanlığı son olarak sınıra 3750 asker daha göndereceğini açıkladı. Avrupa Birliği'ne üye 10 ülke bugün ard arda yaptıkları açıklamalarda Venezuela muhalefet liderin Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu. AB ülkeleri Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'ya genel seçim yapması için 8 gün süre vermiş, bu sürenin sonunda da Guaido'yu başkan olarak tanıyacaklarını belirtmişlerdi. Çağımızın hastalığı kansere karşı uluslararası kanser kontrol günü yeni bir kampanya başlatıldı. Dünya Kanser Günü dolayısıyla başlatılan kampanyanın sloganı "Kararlıyım ve yapacağım". Kampanyaya dikkat çekmek için İstanbul Galata Kulesi ve Boğaz Köprüsü kampanya rengi turuncuyla ışıklandırılacak. Yarı yıl tatili dün sona erdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi dün başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenciyle 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Ankara'da öğrencilerle birlikte derse giren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin eğitim hikayesini hep birlikte yazmaya devam edeceğiz" dedi. Yeni dönem için başarılar diledi. İkinci dönem ders zilinin çalmasıyla okul servis araçları yeniden trafiğe çıktı. Harekete geçen trafik polisleri ise okul servislerini denetim altına aldı. Bursa Uludağ'da PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü. Kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi tedavi altına alındı. Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıdan 54 kişi etkilendi. Araştırmada gazın yangın tüplerinden çıktığı anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazdan etkilenen vatandaşların hastaneye kaldırıldığını, dördünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Çanakkale'de akıntıya kapılan ve içinde 4 gencin olduğu tahmin edilen bölgede yapılan aramalarda acı haber geldi. 3 gencin ve otomobile ulaşılan yetkililer arama kurtarma çalışmaları sonrasında yaşamını yitiren 3 gencin kimlik tespitini yaptı. Ayrıntılar birazdan. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı Ocak ayında 2018 Ocak ayına göre %36,5 azaldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buna göre geçen ay 130 ölümlü olmak üzere 10.800 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 160 kişi hayatını kaybederken 17.520 kişi de yaralandı. Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinde oturan Ballıbeyli çocuklar mahallelerini resme ve öyküye yansıttı ve bizler bir kez daha kapısına kilit vurulmayan evleri, koşa koşa oynadığımız sokak oyunlarını anımsadık. Bu proje aracılığıyla mahalle halkı kentsel yenilemenin eşiğinde mahallelerinin kültürel dokusuna uygun bir düzenleme istiyor.
Üçüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi uzun süren yolculuğun ardından Beyaz Kıta'ya ayak bastı. 17 kişilik Türk ekibi 30 gün boyunca bölgede çalışma yürütecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Saldah Gölü'ne millet bahçesi yapacağını açıkladı. Gelen tepkiler üzerine tekrar açıklama yapan kurum, millet bahçesinin alanının tamamına yapılmayacağını söyledi. İzmir'de de hamsi şenliği vardı. Dokuzuncusu düzenlenen şenlikte 10 ton hamsi dağıtıldı. Evet, gecenin ilerleyen saatlerde Çanakkale'den gelen o üzücü haberle başlıyoruz. Çanakkale'nin Ezin ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolmasının ardından 3 gün sonra bulunan otomobilde 4 gençten 3'ünün cesedi bulundu. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolmalarının ardından 3 gün sonra bulunan otomobildeki cansız bedenlerin lise öğrencileri Ferhat Çil ve Batuhan Kızıldağ Mehmet Yalçın'a ait olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre dün sabah başlayan gençleri arama çalışmaları sonuçsuz kaldı ve havanın kararmasının ardından akşam saatlerinde durduruldu. Dün sabah itibariyle bölgeye giden ekipler son kontrollerin ardından çalışmalara tekrar başladı. Araçta bulundukları iddia edilen gençlerin yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Öte yandan 112 acil servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde araçta bulunduğu ifade edilen 4 gençten 3'ünün cesedi bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP eşittir PKK saptamasının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten HDP kapatılsın çağrısı geldi. Perinçek, Erdoğan'ın bu konuda hukuki bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile alt düzeyde temas var ifadesiyle ilgili ise derhal diplomatik kanalların yapılması gerektiğini vurguladı. HDP eşittir PKK. HDP eşittir PKK saptaması doğrudur, yerindedir ve tam zamanında yapılan bir saptamadır. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP PKK'dır saptamasına destek verdi. Gereğinin yapılması için çağrı yaptı. Madem HDP eşittir PKK, o zaman HDP'nin kapatılması artık bir zorunluluktur bu tespite göre. Türkiye önümüzdeki dönem Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in PKK üzerinden Türkiye'mize yönelttiği çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 bin tır silahı PKK'ya verdiği biliniyor ve gene Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ve hükümet kararıyla hem Fırat'ın doğusuna hem de Münbiç'e PKK oradaki PKK yuvalanmalarına karşı Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden tamamen PKK'yı temizlemek için harekatta bulunacağı bir döneme girdiğimizde biliniyor. Tabii bu mücadelede iç cephe belirleyicidir. Bütün askerlerin, Mustafa Kemal Paşa, Atatürk'ümüzün de saptadığı gibi askerliğin temel kuralıdır, güvenliğin temel kuralıdır, iç cephe belirleyicidir. Dolayısıyla Türkiye'nin iç cephesinde terör faaliyetine, PKK'nın olsun, diğer bir takım yobaz terör örgütlerinin olsun, terör faaliyetine kesinlikle izin verilmemesi, bu faaliyetlerin bastırılması ve bu faaliyetlere destek olan, yataklık yapan, yardımcı olan ve bu faaliyetlere doğrudan katılan HDP gibi örgütlerin de kapatılması Türkiye'nin güvenliğinin bir gereğidir. HDP'nin faaliyetlerinin baştan aşağı anayasa ve siyasi partiler kanununa aykırı olduğunu söyleyen Perinçek, meclisteki partilere düşen göreve değindi. Vatan Partimiz bugüne kadar 3 kez Yargıtay Başsavcılığı'na dosya sundu. Ve bu dosyalarda HDP'nin kapatılmasının hukukun gereği olduğunu bütün kanıtlarıyla Yargıtay Başsavcılığımızın değerlendirmesine arz etti. Tabii biz CHP ve İYİ Parti gibi mecliste grubu bulunan fakat HDP ile PKK ile bugün açıkça herkesin gözü önünde ittifak içinde bulunan partilerden HDP'nin kapatılması için bir talepte bulunmalarını ümit etmiyoruz ve beklemiyoruz. Ama AK Parti mecliste grubu bulunan bir partidir. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Bakanlar Kurulu Başkanı olarak yani hükümet başkanı olarak hem de AK Parti Genel Başkanı olarak bir hukuki sorumluluğu var.
Suriye ile bizim alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor. Erdoğan'ın Suriye ile temaslar konusundaki bu açıklamasına da değindi Perinçek. Hükümetin atması gereken adımlara dikkat çekti. Zorunluluk Türkiye'nin önümüzdeki dönem güvenliği ve ekonomisi Suriye ile işbirliğini gerektiriyor. Suriye dostluğu Türkiye için bugün birinci önemdedir. Türkiye için bu kadar hayati, güvenliği açısından son derece gerekli olan Suriye dostluğu için çalışmanın başında kim olacak? Hükümetin başkanı olacak. Derhal Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmalıdır ve derhal Şam'a bir büyükelçi tayin edilmelidir ve hatta en doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı Ankara'ya davet etmelidir. Evet, Ankara-Şam hattında yapılan istihbari görüşmeler ilk kez birinci ağızdan teyit edildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Suriye ile alt düzeyde diplomasi yürütüldüğünü belirten Erdoğan, istihbarat örgütleri illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz dedi. İstihbarat örgütleri görüşüyor dediği Şam'la yürütülen diplomasiyi ilk kez teyit etti. Tabii Türkiye'nin Kuzey Suriye politikası Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında kritik açıklamalar yaptı. Şam'la yürütülen diplomasiye ilişkin konuştu. Şu anda tabii Suriye ile bizim alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor. Yani bu birçok yerde diyelim ki istihbarat örgütleri bu noktada illa yani liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Ve liderler kendileri birçok yerde devreden çıkar ama ne yapar? Kendi istihbarat örgütünü bu noktada ilişkileri, münasebetleri sürdürmesi bakımından bunu kullanır, değerlendirir. Erdoğan ilişkileri tamamen koparmanın yanlış olacağını vurguladı. Öyle veya böyle düşmanınız dahi olsa ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir zaman lazım olabilir. Şimdi biz olaya bir siyasi tarihimiz açısından da baktığımızda bu geleneği değerlendirerek bakmak durumundayız, bakıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2018'in Kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye ile Suriye arasında 6 görüşme yapıldığını açıklamıştı. Perinçek, görüşmelerde talebin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminden geldiğini belirtmişti. Şu anda İran'da, Tahran'da Türkiye istihbarat servisleriyle Suriye'nin istihbarat servisleri ön görüşmeler yapıyorlar. Erdoğan'ın gündeminde Rus lider Vladimir Putin'le 14 Şubat'ta yapılacak görüşme de vardı. Ankara ile Moskova arasında yürütülen diplomasinin Membiç'te olumlu yansıdığını belirten Erdoğan, Washington'unsa gereken adımları atmadığını kaydetti. Gerek Rusya, gerekse biz buradaki devriye olayını bir çözüme kavuşturalım. Şu anda burada böyle bir adım atıldı. Rusya ile yaptığımız görüşmelerde biliyorsunuz bizim şu anda bir heyetimiz Rusya'ya gitmişti ve döndüler. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla, gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa ile bugün bir görüşme yaptık burada. Ve o görüşmelerde de şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki şimdi bu olumlu gelişmeyle birlikte buradaki bu örgütler burayı bir an önce terk ederler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde güvenli bölge tartışması da vardı. Amerikan medyasına sızdırılan Washington'un güvenli bölge planına yanıt verdi. Biz bir defa koalisyon güçlerine güvenemeyiz. Ve bu güvenli bölgeyi de, tampon bölgeyi de biz sizlerle beraber yönetiriz. O ayrı. Orada bir sıkıntı yok. Ama biz koalisyon güçlerini burayı terk edemeyiz. Çünkü kendimizi bizim güvende hissetmemiz lazım. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını da değerlendiren Erdoğan, bunun bir an evvel hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Çünkü biz
tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Evet, İstanbul'da okullar ikinci döneme başladı. Bunun da trafiğe elbette etkisi var. %45'ler seviyesinde İstanbul'da yoğun trafiğin başladığını ifade edebiliriz. 7.45-8.15 aralığı İstanbul'da trafik tablosu açısından da yoğunluk bareminin aralığı olarak da değerlendirilebilir. Bu çerçevede %45'ler seviyesinde İstanbul'da genel hatları itibariyle baktığımızda herhangi bir araç arızası ya da kaza bildirimi görmüyoruz ve böyle de devam etmesini ümit ediyoruz. Anadolu Avrupa geçişinde köprü üzerlerine getirdiği bir yük söz konusu bu yoğun trafiğin. TEM bağlantısı, Şile bağlantısı, 3. köprü bağlantısı Elmalı hattı ve Kavacık hattı itibariyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor. 1. köprüde TEM bağlantısı ve yine Çamlıca girişi itibariyle yoğunluğunu muhafaza ediyor. Buranın getirdiği baskı özellikle Bostancı-Göztepe hattı arasında etkili oluyor. E5 hattında TEM bağlantısında ise özellikle Şile bağlantı noktasında trafiğin yoğunlaşmaya başladığını ve TEM bağlantı noktasında da yine trafiğin yoğunluğunu oluşturduğunu gözlemliyoruz. Tam tersi hatta da Ataşehir Kavşak noktasında Sultanbeyli yönüne doğru da yine TEM bu noktada sürücülere biraz sıkıntı yaşatıyor sabahın erken saatlerinde, ama sonrası Tuzla-Gebze hattına doğru rahat. E5 hattına baktığımızda ise Maltepe sonrasında da Kartal çıkışı itibariyle bir yoğunluk söz konusu. Sahil şeridi ise uzun hat boyunca gidiş ve gelişte rahat bir görüntü sergiliyor. Şu an için tercih edilebilir. Avrupa yakasına baktığımızda Büyükçekmece, TEM ve E5'te 3. köprü bağlantısı rahat gözüküyor. Hadımköy yoğunlaşmaya başlamış. Esenyurt'tan TEM bağlantısı Mahmut Bey yönü her sabah olduğu gibi yoğunluğunu muhafaza ediyor. Beylikdüzü'nden Avcılar Küçükçekmece Sefaköy hattı da trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olarak dikkat çekiyor. Zeytinburnu Cevizdibağ Haliç Ok Meydanı hattı yoğunlaşan bir diğer bölge olurken Esenler Bağcılar Kavşak noktasıyla Kağıthane hatta Maslak giriş noktasına kadar uzayan hatta trafiğin yoğunlaşmaya başladığını gözlemliyoruz. İkinci köprü çıkışı itibariyle Mahmut Bey noktasına kadar, gişeler noktasına kadar, 1. köprü çıkışı itibariyle de Şirin Evler hattına kadar şu an için bir sorun gözükmüyor. Avrupa yakasında da sahil şeridi şu anda tüm hat boyunca gidiş ve gelişte Avrasya Tüneli tali olmak üzere tercih edilebilir. 3. köprü ve bağlantı yolları her iki yakada da yine tercih noktası olurken tramvay, metro ve metrobüsler en önemli toplu taşıma alternatifi olarak dikkat çekiyor, bunu belirtelim. Önümüzdeki 24 saate ilişkin hava durumunu şimdi ayrıntılandırmaya çalışalım. Önce uyarılar bölümüne bakıyoruz. Önümüzdeki 24 saate ilişkin tahminlerde kuvvetli yağış uyarısı var. Meteorolojinin yağışların gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması tavsiye ediliyor. Yine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli esecek rüzgarların sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleriyle Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına, gece saatlerinde Bodrum Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel, soba gazı zehirlenmesi, ağaç direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor. Buna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de Eskişehir ve Konya çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarıyla Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli. Sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında, akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına. Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleriyle Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına. Gece saatlerinde Bodrum, Finike kıyı şeridinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak denizlerimize baktığımızda ise Güney Ege'de tam fırtına, Akdeniz'de fırtına ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor uyarıları söz konusu. Denizcilerimiz için de bunu hatırlattıktan sonra hemen gazete manşetlerinde bugün neler var, o ayrıntılara göz atalım. Aydınlık gazetesi 5 Şubat 2019 Salı gündeminde HDP eşittir PKK, Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP ile PKK ve PYD'nin birbirinin aynı olduğunu belirtti. Hukuki gereğini yapın başlığıyla da Vatan Partisi lideri Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın HDP eşittir PKK saptamasının doğru, yerinde ve tam zamanında olduğunu söyledi diyor haberde. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Özel okula teminat şartı diyor. Milliyetin Bakanlığı Hürriyet'in gündeme getirdiği hormonlu özel okullar sorununa el attı. Aşırı büyüyüp mali krize giren özel okullara teminat şartıyla dur denilecek deniliyor. El Salvador'un Osmanlısı denmiş. El Salvador'da devlet başkanlığı seçimini dedeleri Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göçen Filistin kökenli Nayib Bukele kazandı ve yakında baba olacak. Masa üstünde de masanın üstüne ayaklarını attığı bir fotoğrafa yer vermiş. Nayib Bukele %54 ile başkan seçildi. El Salvador'un Osmanlısı manşetiyle yer alıyor haber. Sabah gazetesine bakıyoruz. CHP-HDP ittifakı kanımıza dokunuyor. CHP'nin PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak yapması vatandaşı isyan ettirdi diyor. Bu kirli işbirliği 31 Mart seçiminde her iki partiye de hezimet olarak geri dönecek vurgusuyla yer alıyor bugünkü başlığı ve manşeti. Akşam gazetesine bakıyoruz. Eve dönüş formülü demiş. Akşam Cerablus'a girdi, değişimi yerinde gördü diyor. Türkiye'nin terörden arındırdığı Cerablus ve Afrin'e dönen Suriyeli sayısı 300 bini aştı. Bu dönüş güvenlik, eğitim, sağlık ve ticaret formülüyle sağlandı deniliyor haber başlığının ayrıntısında. Karar gazetesi enflasyona paket freni demiş. Hükümetin seçim öncesi vatandaşı rahatlatmak için açtığı müjde paketindeki elektrik, su ve doğalgaz indirimleri enflasyonla da kalkan oldu. 82 milyonun 3 büyük fatura kalemindeki düşüş nedeniyle Ocak'ta tüketici enflasyonu %1.06 olarak gerçekleşti, ancak canavarın ateşini gıda yükseltti. Aylık bazda fiyatlar %30 artış gösterdi deniliyor haberde. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Tarihi adım atmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Tsipras'ı Ankara'da son yılların en zorlu gündemi bekliyor. Gerginleşen ilişkiler AB'ye Türkiye çağrısıyla da son olarak Tsipras'ın yaptığı açıklamalar vardı. Kalın'ın da bu ziyaret öncesinde, yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün de bu ziyaret öncesinde de özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri kastederek oldu bittiye göz yummayız açıklaması dikkat çekiyor. Milliyet de buna manşet sütununda yer veriyor. Milli Gazete'ye bakıyoruz. Biz seçimlere tek başımıza giriyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddialarına cevap verdi. Ülkemizin problemlerinin çözüleceğine kuyu kazılıyor diyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler üzerine değerlendirmelerde bulundu deniliyor haberde. Orta Doğu gazetesine bakıyoruz. Asıl niyet nükleer savaş demiş. Amerika hizaya sokmak istediği ülkeleri mini nükleer silahla vurmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin S-400 gibi yüksek irtifa hava savunma sistemleri edinmesi aciliyet kazandı deniliyor. Türkiye savunmasız vurgusuyla da ayrıca haber başlığı desteklenmiş Orta Doğu'nun bugünkü başlığında. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Böyle giderse sistem çöker. Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, iktidarın kendisine bağımlı devlet anlayışı oluşturmak istemesinin Türkiye için tuzak olduğunu belirterek bu uyarıda bulunduğu deniliyor. Uyarı böyle giderse sistem çöker uyarısıydı.
Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Yeni Şafak'ta yine önemli bir başlığı tercih etmiş ve birçok fotoğrafla şehitlerin kemikleri sızlıyor diyor. CHP, HDP, İYİ Parti ortaklığı Aybüke Yalçın'dan Eren Bülbül'e, Yasin Börü'den Necmettin Yılmaz'a, Serkan Bebek'ten Mustafa Bedirhan Karakaya'ya ve şehit yakınları ve gazilerinde ittifaka isyan etti vurgusuyla Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarıyla haber başlığı ve manşet ayrıntıları yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Star gazetesine bakıyoruz. CHP maskeli HDP'li adaylar demiş. Terör ittifakına tepki yağdı. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, CHP ve İYİ Parti'nin ortak belirlediği isimlerin karşısına aday çıkaramayarak ittifaka açık destek verdi. Kandil'in partisi Tunç Soyer, Şerdil Dara, Odabaşı, Özgen Nama gibi CHP görünümlü HDP'leri aday yaptırarak desteğin karşılığını fazlasıyla aldı deniliyor. İzmir'i PKK adayına bıraktılar vurgusu da. İşte 1980 darbesi ve yakın tarihin sürecinde özellikle o dönemlerde hapiste yatmış ülkücülerle yapılan röportajlara da yer veriyor Star gazetesi. Sözcü gazetesi patlıcan, biber, terörist çıktı diyor. Düşüşe geçen enflasyonu bir ayda azdırdılar. Vatandaşın canını yakan sebze meyvenin fiyatı düşsün diye depo ve marketler basıldı. Buna rağmen biber %87, patlıcan %80 zamlandı deniliyor haberde. Yüksek fiyatlarıyla vatandaşı can evinden vuran sebze meyvedeki yükseliş geçen ayda sürdü. Baskınlara rağmen fiyatlar uçtu. Charleston biber %87'lik artışta geçen ayın zam şampiyonu oldu deniliyor. Fiyatlar roket gibi. Zam rekortmeni biberi %80'lik zamla yandaşı patlıcan izledi. Bu fiyat artışları yüzünden geçen ay enflasyon %1,06 arttı. Böylece Aralık 2019'da inişe geçen enflasyon yıllık 20,35'te kaldı ve çarşı pazarda yangın var deniliyor haberin ayrıntısında. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Yüksek torpil diyor Bakan Çavuşoğlu'nun ALES'te sonucu olan yakını yüksek lisansa alındı deniliyor. Yüzün üzerinden 22 puan demiş Bakan Çavuşoğlu'nun yakın akrabası Şeyda Çavuşoğlu yüksek lisans sınavı ALES'te 100 üzerinden 45, yabancı dil sınavında da 22,5 puan aldı. 49 kişilik listenin son sırasında yer alan Şeyda Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansa kayıt yaptırmaya hak kazandı deniliyor. 1. Sulh Ceza Hakimliği başvuru üzerine ekşi sözlükteki ilgili içeriğe de erişim yasağı kararı aldırdı diyor bugün manşet sütununda. Bir Gün gazetesi bu kadar ucuz mu diyor. İSİG'e göre Ocak ayında en az 155 işçi can verdi. 15 barındıkları iş yerinde ısınmaya çalışıyordu. İş yerlerinde yaşayan binlerce işçinin hayatı ise tehlikede diyor. İnsanlık dışı çalışma ve barınma koşulları işçileri yaşamdan koparıyor vurgusuyla hazırlanmış bugünkü sayfa. Spordan başlıklara bakıyoruz. En büyük puntayla Japon mucizesi ayağınıza geldi diyor. Kagawa Antalya'da 2 dakika içinde attı 2 golle bir anda Beşiktaş camiasında havayı değiştirdi. Şampiyonluk coşkusunu yeniden alevlendirdi diyor. Sadece ülkesi Japonya'da değil İngiltere, Almanya, İtalya medyası başta olmak üzere dünya basını müthiş performansa kayıtsız kalamadı övgüyle bahsetti. Kagawa Taliska'dan sonra yaşanan 10 numara sorununu çözerken akıllara geçen yıl Galatasaray'ın sol bek krizini bitirip şampiyonluğa katkı veren Nago Tamo'yu getirdi deniliyor haberin ayrıntısında. Fotomaç gazetesi de dünya onu konuşuyor diyor. Beşiktaş'taki ilk maçında 3 dakikada 2 gol atan yıldız futbolcu Japonya'dan Almanya'ya, İtalya'dan Rusya'ya, İngiltere'den Brezilya'ya kadar birçok ülkede manşetlerde yer aldı. Kagawa için medyada çılgın başlangıç, yıkıcı start, dev bir gösteri gibi başlıklar kullanıldı. Almanlarsa Kagawa turboya taktı, 2 şutla kendini ispatladı ifadelerini kullandı diyor haberde. Öyle vurmayı bize de öğret Galatasaraylı Nagatomo, vatandaşı Kagawa'nın frikik golüne hayran kalırken, frikikte böyle bir vuruşu ilk defa gördüm, eğer bunları yapabiliyorsanız bizden saklamayın ve öğretin demekten kendini alamadı demiş.
taraftarı için Kartal'ı seçti diyor. Ara transfer döneminin bitmesine 3 gün kala Kagawa'yı 3 kulüp istiyordum. Monaco, Hannover ve Beşiktaş. Kagawa Türk futbolunu bilen arkadaşlarından Beşiktaş taraftarı ile ilgili övgü dolu sözler duyunca tercihini Kartal'dan yana kullandı deniliyor haberin ayrıntısında. Evet, bir aranın ardından 5 Şubat 2019 Salı gündemine devam edeceğiz. Şubat 2019 Salı günü gündemiyle birlikteliğimiz sürüyor. Bir kez daha ekranlarınızın başına ve 100.8 Ulusal Radyo Frekansı'na hoş geldiniz. Hemen gündemle devam edelim. 5 Şubat'ta önemli bir toplantı var Amerika'da. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Washington'da ve Amerikalı yetkililerle yapılacak toplantılarda FETÖ, PKK-PYD ve Suriye konuları masaya yatırılacak. Öncelikle gündemse güvenli bölge, diplomasi trafiğine ve temasları öncesinde uzmanların uyarılarıysa haberimizde. Eğer Suriye'nin toprak bütünlüğünden de söz ediyorsak elbette bölgede Suriye rejimiyle birlikte hareket etmek en akıllıca, en mantıklı yol olacaktır. Ankara ile Washington arasında 5 Şubat Salı günü önemli bir görüşme olacak. Amerika'nın güvenli bölgeden anladığıyla Türkiye'nin güvenli bölgeden anladığı aynı şey değil. Herkes kendine göre bir güvenli bölge tanımı yapıyor. Görüşme için Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığındaki bir grup heyet Amerika'ya gidecek. Daha önce iki ülke arasında Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığı, Suriye sahası ve FETÖ konusuna ilişkin 3 ayrı çalışma grubu kurulmuştu. Türk heyetin 5 Şubat tarihli ziyareti de bu çalışma grupları kapsamında yapılacak. Amerikalı heyete Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale başkanlık edecek. Teknik ve askeri ve sivil makamlar arasında güvenli bölge konusunda toplantılarımız devam ediyor, devam edecek. Toplantılarda Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge nasıl oluşturulacak sorusuna yanıt aranacak. Temaslar öncesi ise güvenli bölge konusunda 3 farklı iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri Rojava yani Barzani peşmergelerinin kullanılması iddiası oldu. Rojava peşmergeleri dediğiniz grup kaç kişiden oluşuyor? Kaçı PKK'ya müzahir, kaçı diğer gruplara müzahir? Amerikalı danışmanlar YPG armalarıyla görüntülendi. YPG'liler Amerikan armalarıyla görüntülendi. Dolayısıyla bu bölgede zaten fiilen yaşanan bir hadise. Yine aynısının yaşanması mümkündür. Bir diğer senaryoya göre ise bölgeye Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudilerin içinde olduğu Arap unsurlar veya koalisyon güçlerinin yerleştirilmesi gündemde. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin birlikte hareket etmesi ise Amerika ile birlikte hareket etmekten çok da farklı bir şey anlam ifade etmez bence. Ankara'nın sözü edilen 3 farklı kuvvetle de birlikte hareket etmemesi gerektiğini savunan uzmanlar Ankara-Şam işbirliğine işaret etti. Ne Arap NATO'su, ne müttefik güçler, ne paralı askerler eliyle değil, Türkiye ve Suriye'nin ortak hareketiyle güvenliğinin ve yönetiminin sağlanması doğrultusunda olacaktır. Yani kişisel görüşüm benim bu doğrultuda. Buradaki doğru harekette hükümetler arası, devletler arası doğrudan görüşmelerdir. İstihbarat örgütleriyle başlar, bu gelişerek devam eder. Bölgede güvenliğin uzun vadeli kalıcı olması isteniyorsa tek yöntem budur. Washington'daki çalışma grupları toplantısında Amerika'nın Suriye'den çekilmesi, Patriot füzelerinin satışı ve FETÖ'cülerin iadesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. 15 Temmuz'dan beri bu konuda açıkçası çok fazla bir adım atılamadığı, bir ilerleme sağlanamadığı görülüyor. Bölgesel gelişmelerde İdlib'de gündemde. İdlib'de alan hakimiyetini genişleten El-Kaide'nin Suriye kolu HTŞ'ye karşı Türk-Rus ortak operasyonu ise masada. Dikkatler bu kapsamda Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesinde operasyonun nasıl yapılacağına ilişkin süreçse Ankara-Moskova hattı arasında belirlenecek. Ankara-Moskova ortak operasyonu tartışıyor. İdlib'de çözüme yaklaşılıyor. El-Kaide'nin Suriye kolu HTŞ'nin İdlib'de ÖSO'ya karşı alan hakimiyetini artırması Ankara'yı sertleştiriyor.
İdlib mutabakatının ardından HTŞ'nin silahlarını bırakması ve terör örgütü üyelerinin teslim olması için ikna politikası yürüten Ankara, kent içinde daha sert tedbirlere yöneliyor. Milliyet gazetesinin haberine göre Soçi zirvesi öncesi Moskova'ya giden Türk güvenlik heyetinin Rus makamlarıyla görüşmesinde HTŞ'ye karşı ortak operasyonun gündeme geldiği iddia edildi. Bu kapsamda 14 Şubat'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılacağı zirvede İdlib önemli bir gündem olacak. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre de Ankara'nın sertleşmesinde HTŞ'nin mevzi kazanması dışında İdlib'de sivilleri hedef alan politikası da etkili. Terör örgütünün ÖSO'dan ele geçirdiği bölgelerin yönetiminde bulunan sivilleri tutukladığı belirtiliyor. Bölgede Türkiye'ye müzayir demokratik kitle örgütlerinin de baskı altına alındığı, birçoğunun da kapatıldığı ifade ediliyor. HTŞ'nin İdlib'in kuzeyindeki Daret İzze'ye de stratejik olarak önem verdiğini söyleyen saha kaynakları, terör örgütünün ÖSO'yu bu bölgenin kuzeyinde tutmak istediğini belirtti. Bu kapsamda İdlib'in güneyine geçişleri konusunda sivillere de izin verilmediğini ifade eden kaynaklar, bölgeye yüksek seviyelerde bariyerlerin koyulduğunu ifade ediyor. Bölgede bulunan üniversiteler ve okullardaki yöneticilerin de HTŞ'li teröristler tarafından tutuklandığı ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre operasyonun nasıl yapılacağı Türk ve Rus güvenlik birimlerince tartışılıyor. Saha kaynakları operasyonlar konusunda Türk ordusu ve ÖSO'nun kuzeyde, Şam kuvvetlerinin ise İdlib'in güneyinde etkili olacağını belirtiyor. Evet, Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye ziyareti gündemde. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın Türkiye ziyareti öncesinde de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu ziyaret öncesinde uyarıları var. Yunanistan'a Amerika ve İsrail'den payına kemik, Türkiye'den kardeşlik düşer uyarısında bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı, Ege ve Doğu Akdeniz'de namlularını Türkiye'ye çeviren ülkeye 9 Eylül hatırlatması yaptı. Bir tarafta kemik var, bir tarafta kardeş paylaşım. Yunan Başbakanı Tsipras, Türkiye ziyareti öncesi Türk donanmasının faaliyetlerini hedef alan açıklamalar yaptı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tsipras'ı sert bir dille uyardı. Tsipras şu anda kemiği tercih etmiş bunu. Alexis Tsipras, 5 ila 6 Şubat tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret öncesi açıklamalar yapan Yunan Başbakan, Türk donanmasının Ege'deki faaliyetlerinin tehlikeli hadiseler meydana getirdiğini savundu. Perinçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Amerika ve İsrail'le birlikte yaptığı tatbikatları hatırlattı. Tabi bunlar Yunanistan için son derece tehlikeli ve bedeli ağır olan uygulamalardır. Türkiye'ye Amerika, İsrail'le birlikte bu tehditleri yöneltmek, Amerikan 6. filosunu, yok destroyerlerini, yok denizaltılarının arkasını alıp böyle Türkiye'ye tehditler, meydan okumalar, namluları çevirmek, bunların sonuçları Yunanistan için çok ağırdır. Yunanistan'ı uyardı. Ya kemik ya kardeşlik dedi. Eğer Amerika ile ve İsrail ile Doğu Akdeniz'in petrol ve doğal gazını paylaşmaya kalkarsa, o zaman Amerika ve İsrail onların önüne bir kemik parçası atar. Yani o paylaşımda Yunanistan'ın hakkına düşen bir kemik parçasıdır, başka bir şey değildir. Türkiye ile o doğal gaz, petrol kaynaklarını işleten dostça, kardeşçe bir ilişkiye girerse, Türkiye ile o paylaşımdan kazanacağı Yunanistan'ın eşit hak sahibi olmaktır. Bir tarafta kemik var, bir tarafta kardeş paylaşım. Vatan Partisi lideri Yunanistan'a 9 Eylül hatırlatması yaptı. Hemen 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girdi. Kasım ayında Yunanistan'daki başbakanlar, ordu komutanları ve İçişleri Bakanları 7 kişi idama mahkum edildiler ve kurşuna dizildiler. Vatan Partisi Denizli ve Yalova'da da belediye başkan adaylarını açıkladı. Vatan Partisi İskenderun belediye başkan adayı Beşir Baysoy liman ticaretini ve üretimi canlandırma sözü verdi, oy istedi. İskenderun'da seçeneksiz değil arkadaşlar.
Kadimşehir Hatay'ın liman kenti İskenderun'da Vatan Partisi'nin adayı Beşir Baysoy oldu. Adayın ismini Vatan Partisi Hatay İl Başkanı Özgür Yıldırım açıkladı. Esnafın, milli sanayicinin seçeneği olarak kendimizi kamuoyuna sunuyoruz. Ve İskenderun Belediye Başkan adayımız Sayın Beşir Baysoy'u sizlere takdim ediyorum. Sözü ona bırakıyorum. İskenderun'da düzenlenen tanıtım toplantısında Baysoy 10 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. İskenderun şehrimizi seçeneksiz bırakmıyoruz derken çok sayıda projemiz var. Canlı bir İskenderun, ticaret bakımından, sanayi bakımından hareketli bir İskenderun hedefliyoruz. Temel şiarımız üreten Türkiye dedik ve bu doğrultuda bir takım adımlarımız olacaktır. İskenderunluların önceliklerinin başında limanlarını Suriye ve Lübnan başta olmak üzere deniz ticaretini açmak var. Deniz taşımacılığını hedefliyoruz. Nereye? Taşucuna, Adana'ya, Mersin'e, Kıbrıs'a ve gerekirse Suriye, Lübnan'a deniz otobüsü seferleri yapılabilir. Buradaki temel hedefimiz nedir? İskenderun'a çok sayıda ziyaretçi, misafir, turist çekebilmek. Ve üretim. Vatan Partisi İskenderun Belediye Başkanı adayı Baysoy, İskenderun'un sanayisini geliştirme sözü verdi. İskenderun'da sanayiyi güçlendirmek, geliştirmek adına ve özellikle makina sanayisini İskenderun'a taşımak adına bir takım çalışmalar yapacağız. Belediye olarak gerekli altyapıyı, gerekli lobileri gerçekleştireceğiz ve bu sanayici ve girişimci arkadaşları İskenderun'a getirtmeye çalışacağız. Biz halkımızı güdülecek koyunlar gibi değil de saygı duyulması gereken mücadele ortakları olarak görüyoruz. Farkımız da verdiğimiz sözü tutmaktır. Vatan Partisi Yalova'da da yarışta olacak. Ülkemiz ciddi bir ekonomik bunalımın içerisinde. Yalova adaylarını Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan tanıttı. Bakıyorsunuz rant kavgaları, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu bloğa baktığımız zaman bir Suriye konusunda bir çözümleri yoktur. İkincisi ekonomi konusunda günlük tedbirlerden öteye geçen bir çözümleri yoktur. Taşköprü Belediye Başkanı adayı Kadir Başkan, Yalova Belediye Başkanı adayı Fatma Jülide Keskin, Çiftlikköy Belediye Başkanı adayı Hakkı Yıldırım, Çınarcık Belediye Başkanı adayı Ayşegül Aydın oldu. Ben belediye başkanı seçildiğimde de 5 yıl sonra da benim mal varlığım aynen bu şekilde olacaktır. Bunu da bilgilerinize sunayım. Belediyenin olanaklarını tek tek bireyler değil, tüm topla halka sunabilmek için. Bize verilirse bunları bir şekilde düzene sokmak gibi öyle bir görevimiz var. %49'lar seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluk oranı 2 noktada araç arızası bildirimi var. Ayrıntılara bakacağız. Aramilere Kumcular yönünde arızalanan aracın emniyet şeridine alındığı ancak bölgedeki trafik yoğunluğunun etkisinin sürdüğü ifade ediliyor. Haliç Yan Köprü Otakçılar sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Yine okulların açılma mevsimi ikinci bölüm başlıyor biliyorsunuz. İkinci dönem başladı dün itibariyle. Hani %49'lar seviyesi bu çerçevede geçtiğimiz son iki haftanın oranlarına göre çok yüksek bir oran. Özellikle bağlantı ve ana arterlerin birçok noktasında trafik yoğunluğunun yaşandığının da göstergesi. Anadolu Avrupa geçişinde sahil şeritleri ve 3. köprü ile bağlantı yolları tercih edilebilir. 2. köprü çıkışı itibariyle şu an için Bağcılar Esenler kavşak noktasına kadar rahat ulaşabilirsiniz. 1. köprü çıkışı itibariyle de Şirin Evler hattına kadar çok fazla sorun yaşamıyorsunuz diye yorumlayabiliriz haritadaki renkleri. E5 hattında Zeytinburnu nispeten rahatlamış. Cevizli Bağ Haliç hattında trafik yoğunluğunun olduğunu gözlemliyoruz. Tem hattında da özellikle Gazi Osman Paşa kavşak noktasıyla Kağıthane kavşak noktası hattı itibariyle trafik yoğunluğunun oluştuğunu söylemek mümkün. %49'lar seviyesinde İstanbul'da trafik oranı. Bölgelerimizde ve illerimizdeki hava tablosuna bakacağız şimdi. Marmara bölgesi az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde güneyi yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Balıkesir ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Bursa az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 20. Çanakkale az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15. İstanbul az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 13. Kırklareli az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 15 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağışlı geçecek. Yağışlar gece saatlerinde Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak. Güney Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgar akşam saatlerinden sonra Aydın ve İzmir'in kıyı kesimlerinde kısa süreli fırtına, öğle saatlerinden sonra ise Muğla çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına, gece saatlerinde Bodrum Fethiye kıyı şeridinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14. İzmir parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21. Manisa parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 21. Ve Muğla parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacak 19 derece. Akdeniz bölgesine bakıyoruz. Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar gece saatlerinde Antalya'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Rüzgar sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyılarında kısa süreli fırtına, öğle saatlerden sonra ise Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına, gece saatlerinde Kaş, Finike arasında kıyı şeridinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Adana parçalı ve zamanla az bulutlu 20, Antalya parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri, gece saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışlar batı kıyı kesimlerde ise yerel olarak kuvvetli olarak esecek 20 derece. Burdur parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 16. Hatay parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu 16 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir ve Konya çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Ankara parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15. Çankırı parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 15. Eskişehir parçalı az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 15. Ve Konya parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 15 derece. Batı Karadeniz'e geldiğimizde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Zamanla da çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Sinop parçalı ve az bulutlu 15, Bolu parçalı az bulutlu 16, Düzce parçalı az bulutlu 22 ve Zonguldak parçalı az bulutlu 15 derece. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve az bulutlu geçecek. Amasya az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 17. Çorum'da yine aynı şekilde az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu 15, Samsun az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 19 ve Trabzon parçalı az bulutlu 17 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Erzurum parçalı ve az bulutlu -3, Kars parçalı az bulutlu 1, Muş parçalı az bulutlu -5 ve Van parçalı az bulutlu 4 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır parçalı az bulutlu 13, Gaziantep parçalı az bulutlu 12, Siirt parçalı az bulutlu 13 ve Şanlıurfa parçalı ve az bulutlu 14 derece olacak. Güney Ege'de tam fırtına, Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Genel itibariyle meteorolojik uyarılar denizcilerimiz için de bu çerçevede ilerleyen dakikalarda ayrıntılara bakacağız. Gazetelere dönüyoruz. Aydınlık gazetesi sürmanşette ABD'nin Irak'tan çıkması için yasa hazırlığı demiş. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Orta Doğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor. İzlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden fark edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine
Trump'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ABD askerlerinin ülkede kalmasının Trump'ın değil Irak hükümetinin kararıyla olabileceğini belirtti. Irak parlamentosunun en büyük grubu olan Sayrun koalisyonuysa ABD güçlerinin Irak'tan gönderilmesi için meclisten yasa çıkaracağız açıklaması yaptı. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Yerli 3D burun demiş. Türk mühendisler kök hücreden 3 boyutlu kulak ve burun basabilen biyo yazıcıyla bir mucizeye imza attı diyor. Türk teknoloji şirketi Axolet Biyo Sistemleri mühendislerinin ürettiği 3D biyo yazıcı örneklerinin en büyük sorunlarından biri olan yazılım sırasında doku ölümünü de aşmayı başarmış deniliyor haberin ayrıntısında. Türk Hava Yolları bu kez süper uçtu. Türk Hava Yolları'nın yeni reklam filmi ekonomik değeri 15 milyar doları bulan Amerikan futbolunun final maçı Super Bowl'da yayınlandı deniliyor. Sabah gazetesine bakıyoruz. Kagawa'dan dev gösteri demiş Beşiktaş'ın son transferi gündemdeki yerini koruyor. 520 bin liraya gelinlik Mesut Özil'le evlenme hazırlığında olan Amine Gülşe gelinliğini seçti. Arsenal'den haftada 2.4 milyon TL kazanan ünlü futbolcu Zuhair Murat imzası taşıyan gelinliğe 520 bin TL ödeyecek deniliyor. Haftanın olaylarından bir tanesi 3 gün sonra ölümü gerçekleşiyor, naz yapıyor denilen hasta. Adana'da özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olduktan sonra komaya giren Leyla Sönmez yaşam savaşını kaybetti. Acılı anne Fener Sönmez, kızım kan kusarken doktor naz yapıyor dedi. Sapasağlam verdiğim kızımı kefenle aldım, davacıyım diyor. Türkiye'nin de merakla yakından takip ettiği bu çerçevedeki bilirkişi tespitinin ne olduğu merak ediliyor. Gündemin sıcak başlığıydı hafta açısından. Akşam gazetesine bakıyoruz. Leyla kurtarılamadı, şüpheli bozuk ilaç şeklinde iddialar yansıtılmış sürmanşette. Dünya Kagawa'yı konuştu. Orta direk pazarında 3 TL, zengin pazarında da 10 TL. Fiyatlar uçuyor biliyorsunuz. Fiyat uçurumu pazarlar arasında da büyüdü. Halkalı'da 3 TL olan mandalina, Başakşehir'de 10 TL. Bölgeler arasında da yaşanan bu tablo yer alıyor akşamın sürmanşetinde. Karar gazetesine bakıyoruz. Doğal antibiyotik arı kovanında çıktı diyor. Biyokimya uzmanı Profesör Doktor Sevgi Kolaylı, mikropların direnç kazanması yüzünden antibiyotiklerin geleceğinin tehlikeye girdiğini hatırlattı. Hastalıklara karşı doğal reçete yazdım. Bal arılarının kovanlarını her türlü tehlikeye, hastalığa ve iklim koşullarına karşı korumak için doğadan topladığı propolis insan vücuduna direnç sağlıyor. Çok yüksek antioksidan kapasitesine sahip antibiyotik yerine kullanılabilir diyor. Bu açıklama yer almış kararda. Kendi otopsisini yapan Fransız demiş. Fransız yazar Jean-Louis Forner, otopsimle aşklarından edebiyata bakışına tüm hayatını bir otopsi masasına yatırıyor. Kitapta yazar otoportresine kurmaca bir dünyanın içinden bakıyor. Egoin adlı otopsi görevlisinin bedenine müdahalesi sırasında Formier yaşadıklarını ince bir mizahla birlikte okuyucuya anlatıyor. Yeni bir kitabın tanıtımı da yer alıyor gazetede. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Turboyu taktı. Dünyanın Kagawa'yı anlattığı başlıklardan birini tercih etmiş Milliyet gazetesi. İlik Almanya'dan, hayat Türkiye'den demiş. Kazakistan'da Krilenko ailesinin hayatı küçük oğullarına konulan lösemi teşhisiyle bir anda değişti. Vericinin Almanya'da bulunmasının ardından Kirill, Türkiye'de kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu deniliyor haberde. Telif yasası kapsamlı geliyor demiş Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yılmaz Erdoğan'ın organize işler Sazan Sarmalı filminin gösterimi öncesinde konuştu. Telif hakkı yasasını gündemimize alacağız. O daha kapsamlı ve çok geniş kitleleri içeriyor. Bu durumu da aynı çabayı gösterip hızlı bir şekilde halledeceğiz diyor. Daha da genişleyeceğine ilişkin haber bu başlıkta yer almış. Milli Gazete'ye bakıyoruz. Mutfaktaki yangın sönmüyor vurgusuyla, enflasyonun gıdası vurgusuyla gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyor haberinde. Alınan göreceli tedbirler ve depo market baskınları gıda enflasyonunu frenleyemedi.
Tüketici fiyatları Ocak'ta aylık %1.06 ve yıllık %20.35 artarken en yüksek fiyat artışı %6.43'te gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Yıllık enflasyonun şampiyonu da %30.97 ile gıda oldu diyor haberde. Orta Doğu'da sebze ve meyve zammına hal çözümü başlığını kullanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hal yasasıyla sebze meyvedeki zamların önüne geçeceklerini söyledi. Erdoğan, çiftçim domatesi 2 liraya satıyor, öbür tarafta 10 lira, bu böyle gitmez diyor haberde. Yeni Çağ gazetesi de ekonomik tabloyu yine sürmanşetlerine çeşitli başlıklarla taşımış. Ekonomide ürküten tablo vurgusuyla mutfak masrafı, pazarlar yangın yeri %30.97 enflasyon. Son 19 yılda bu kadar boşta gezen olmamıştı, işsizlik %22.3 demiş. Otomobil satışlarında 10 yılın en sert düşüşü %55.09 otomotiv sektörüne ilişkin bir başlıkla da sürmanşetinde ekonomi gündemine yansıtmaya çalışmış bugünkü sayısında. Yeni Şafak gazetesine bakıyoruz. Kadıköy için 50 proje hazır. AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı Özgür Özkan Yavuz hayata geçirilecek 50'ye yakın projeyle Kadıköy'e mutluluk getireceklerini söyledi diyor. Savaşa hazırız. Venezuela Devlet Başkanı Maduro darbeden sonra işgal planları yapan ABD'ye meydan okudu. Avrupa darbeye ortak olduğu vurgusuyla da Avrupa'ya ve ABD'ye yönelik eleştiri yer alıyor. Irak'tan Trump'a öfke de yine birinci sayfada yer almış Yeni Şafak'ta. ABD askerlerini kovacağız. Bu açıklamada yine birinci sayfasında yer alıyor. Star gazetesine bakıyoruz. Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ayak bastı. Antarktika'da bilim seferi var biliyorsunuz ve Türkiye'de orada milli yüzücümüzün de burada bir rekor denemesi yapması bekleniyor. Türk Hava Yolları'ndan Süper Bowl'a yolculuk demiş ve teröre tampon değil güvenli bölge olmalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısına ilişkin bir mesaj olarak yer alıyor sürmanşette. Sözcü gazetesine bakıyoruz. 68 bin ihlaszedinin kul hakkını yedirmeyin. Zaman aşımının dolmasına 9 ay kala mağdurlar meclise seslendi deniliyor. CHP'li vekillerin ihlaszedeler için verdiği kanun teklifi ve araştırma önergesi için bugün kader günü. Diğer partilerde desteklerse ihlaszedeler paralarını kurtaracak diyor haberin ayrıntısında. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Ankara'ya da ihanet edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemde vurguladığı yatay yapılaşma uyarısını başkentin AKP'li belediye başkanları pek umursamadı. Kentin gelişme güzergahı olarak bilinen Söğütözü çok katlı binaların en fazla yapıldığı bölge diyor haberde. Bir gün gazetesine bakıyoruz. İBB yandaş vakıfları beslemiş diyor. İBB tarafından hazırlanan STK okul yurt faaliyet raporu iktidara yakın vakıflara sağlanan yurt desteğini gözler önüne serdi. Belediyenin Ensar ve Türgev gibi 8 vakfa harcadığı para 114 milyon TL'yi buldu deniliyor. Sosyalist itiraz zamanı feminist teorinin en önemli isimlerinden demiş bir özel röportaja yer veriliyor birinci sayfada. Eğitim sistemi imam hatipleşiyor demiş. Bakanlık talimat verdi. Anadolu liselerinde okutulacak öğretim programları ve ders kitaplarının içeriği imam hatiplerdeki içerikle aynı diyor haberin ayrıntısında. Fanatik gazetesine bakıyoruz. Birinci sayfada Diagne geliyor. Galatasaray'ın yeni golcüsünün Flore'yi sallamasına yer verilmiş. Trabzon maçında parçalıyı giyecek olan yıldız oyuncu idmandaki performansıyla ben hazırım mesajı verdi diyor. Muassas da 11'e göz kırpıyor demiş Fenerbahçe ilişkin bir haber. Malatya maçında 66'da oyuna girip takıma ısınan, sonradan dahil olduğu Göztepe mücadelesinde ilk golü atan Fenerbahçe'nin Nişerya'lı yıldızı Kayseri'de 11'de başlamaya hazırlanıyor diyor haberde. Fotomaç gazetesine bakıyoruz. Devler Ligi hayal değil demiş. 2 hafta öncesine kadar ligden düşer mi denilen Fenerbahçe'de artık umut dolu yeni hesaplar yapılıyor. Kanarya 8 haftada 3'ü derbi 8 kritik maça çıkacak. Ersun Yalal'a göre bu dönemde alınacak 24 puan Şampiyonlar Ligi kapısını aralayabilir diyor haberde. Castillo Fener'i reddettim. Devre arasında Benfica'dan Meksika'nın Amerikan takımına transfer olan Şilili golcü Castillo, ya Fenerbahçe'ye ya Amerika'ya gidecektim, Fenerbahçe'yi istemedim şeklindeki açıklamasına yer veriliyor haber ayrıntısında. Bir araya gidiyoruz, aranın ardından devam edeceğiz.
5 Şubat 2019 Salı günü gündemiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Özellikle yerel seçim süreci öncesinde CHP içindeki tartışmalar dikkat çekiyor. CHP'de yoğun tartışmaların gölgesinde geçen parti meclisi toplantısına MYK krizi damgasını vurdu. 18 MYK üyesinden yalnızca 5'i Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yetkisi verilmesi için destek verdi. Kılıçdaroğlu yaşanan krize rağmen Silivri, Bayraklı, Etimesgut ve Maltepe gibi önemli ilçelerin başkan adaylarını belirleyecek. Parti meclisi yetkiyi verdi, tartışmalarsa bitmedi. CHP'nin yerel seçim adaylarını belirleme süreci yoğun tartışmaların gölgesinde devam ediyor. 27 Ocak ve 2 Şubat'ta yapılan parti meclisi toplantısında ciddi bölünmeler yaşanmış, çok sayıda bölgede HDP-PKK'ya yakın isimler aday gösterilmişti. Bazı bölgelerin adaylarının belirlenmesi içinse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilmişti. 18 büyükşehir, 38 il, 637 ilçe, 210 beldemizi belirledik. Son toplantıda ise boşta kalan ve uzlaşılamayan yerlerin adaylarını belirlemek için PM'den yetki isteyen Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin vetosuyla karşılaştı. 18 MYK üyesinden yalnızca 5'i Kılıçdaroğlu'na yetki verilmesi için el kaldırdı. Birlikte karar vermedik mi, neden desteklemiyorsunuz diye sitem eden Kılıçdaroğlu sürece müdahale etti. Parti meclisinden yetkiyi alan Kılıçdaroğlu aralarında Silivri, Bayraklı, Etimesgut ve Maltepe gibi önemli ilçelerinde bulunduğu boş kalan yerlerin belediye başkan adaylarını kendisi belirleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayları belirlemeden önce son dakikaya kadar bekleyeceği, bu şekilde DSP'ye geçişleri ortadan kaldırmak istediği belirtiliyor. Bu kapsamda DSP'ye geçeceği iddia edilen Marmaris ve Edremit'in mevcut belediye başkan adaylarının yeniden aday gösterilmeleri bekleniyor. Bir başka iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu, DSP'ye geçen isimleri daha sonra CHP'ye katmanın hesaplarını yapıyor. DSP'den Gaziantep adayı olan Celal Doğan'ın da olası bir seçim zaferinin ardından CHP'ye katılması planlanıyor. İddialara göre böylece partinin HDP-PKK'lı isimlerle doğrudan ittifak kurmadığı algısı oluşturulmak isteniyor. DSP'nin ise beklemeye geçtiği Şişli ve Gaziantep'in ardından çok sayıda il ve ilçede de CHP'den aday yapılmayan tanınmış isimlere teklif götürdüğü öğrenildi. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu HDP-PKK ise 7 büyükşehirde aday göstermeyerek CHP'yi destekleyecek. Ve enflasyon rakamları dün merakla bekleniyordu. Özellikle artan gıda fiyatları, çarşı, pazar ve market değerindeki fiyatların ne gibi baskı oluşturacağını dünkü yayınımızda söylemiştik. Açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte göreceğimizi belirtmiştik. Öyle de oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2019'un ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının en yüksek artışı gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Tüketici fiyatları aylık %1.06 ve yıllık %20.35 seviyesinde görüldü. 2019'un ilk enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları Ocak ayında %1.06 ve yıllık %20.35 oranında arttı. 2019'un açıklanan enflasyon rakamlarında en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Vallahi çok zor. Nerede ucuz yerler var onları arıyoruz yani. Çok zor. Biber, biberle patlıcan bu ayda rekor kırdı. Almıyoruz ki. Şimdi doğru yani söyleyeyim, almıyoruz yani. Patlıcan biber yemiyoruz. İki parçası 15 lira. Emekliyiz. Oldu yani de sadece aldığımız 3 kuruş para gider onu zaten 1,5 katı oluyor yani. Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı %87 ile Charleston biberde. Charleston biberi %80 ile patlıcan, %67 ile ıspanak, %63 ile sivri biber takip etti. Biber 18 liradır. Bak git orada bak 18 lira. Hani enflasyon düşmüştü. Hani her şey mükemmeldi. Emekliye %10.2 şey verdiler ya. Hani enflasyonu düşürmüşlerdi. Enflasyon öyle değil. Enflasyon %150'lerin üstündedir. Kolay gelsin. Biberlerde etiketi göremiyoruz. Evet, biberlere etiket koymuyoruz. Çünkü etiket koyduğumuz zaman müşteri direkt bakıp gidiyor. Ama etiket koymadığımız zaman müşteri hiç olmazsa sorabiliyor. Sorduğu zaman da alma imkanında olabiliyor. Bazen alıyorlar, bazen almıyorlar. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar geçen hafta bazına göre bugün biraz daha uygun fiyatlarda düşüş var.
Ne kadardı, ne kadar oldu? Yani normal kılıberin kilosu 20 liraydı, 16 lira oldu. Manisa biber 14 liraydı, 10 lira oldu. Çarlı biber 13 liraydı, 10 lira oldu. Ocak ayının enflasyon rakamları açıklandı. Biber rekor kırıyor. Fiyatlar nasıl sizde? Vallahi bu şu anda düştü biraz. 14 liraydı, 10 lira oldu. Bugün 14 satıyoruz. Cumartesi 14 satıyorduk. Bugün 10 lira. Patlıcan ne durumda? 8 lira. O da 12 idi, 8 lira. Bir demet maydanoz 1 lira. 3 tanesi 1 liraydı. Domates 2,5 liraydı. Şimdi domates oldu 8 lira. Zam furyasına katılan sebzelerin arasında marul da var. Marulun fiyatının artmasının en önemli nedeni mevsim üzerinde yağan yağışlar. Yarım metre su var üstünde. Adam 10 bin tane marulu varsa 3 bin tanesini kesiyor. Gerisi hepsi suyun içinde çürüyor. Yani o da bu fiyatlara yansıyor. Yağmur yağdı, tarlalar hep suyun içinde. Ayıklayamıyorlar. Adam 70 lira işçi 120 lira istiyor. Tamam. Biberle patlıcandaki artışın nedeni ne biliyor musunuz? Ya, Antalya'da da seraları su bastı. Bir ara hiçbir şey yok, kalmadı yani. İzmir'de dar gelirli yurttaşların da tercih ettiği Havra Sokağı'nda fiyatlar cep yakıyor. Fiyatlar çok yüksek. İzmir'de çok yüksek. Ben pazara gittim. Pazarda da aynı şekilde. Bak burada da fiyatlar bakın. Yani uçuyor fiyatlar. Uçuyor. Yani durum iyi değil. Yani ekonomimiz hiç iyi değil. Ekonomi yönden hani Cumhurbaşkanı diyor yani ekonomi iyi filan dedikten ekonomi hiç iyi gitmiyor. Ekonomi devamı aşağı iniyor. Aldığımız maaşlar düşük. Maaşlar yüksek değil. Her şey pahalı. Yetiştiremiyoruz yani. Bakın her tarafta aynı şekilde sorun var yani. 250 gram alıyoruz. Bir kilo almıyoruz ki. Hiç yok. 1500 lira aylık alıyorum. 700 lira kira veriyorum. İyi, açız yani, yok bir şey. Üretim olmadıktan sonra hala böyle devam edecek. Üretim şart. Fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyatlar çok kötü. Yani bu zamanda daha iyi olması gerekiyordu. Çok bu derece yüksek olmasının üretim olmadığına bağlıyorum. Türkiye'de üretim yok. İthalata dayalı bir sistem var. Bu da çok yanlış, çok yanlış. Asla kabul etmiyorum. Bir ülke eğer yiyecek için dışarıya muhtaçsa, ekmeğini bu topraklardan çıkartamıyorsa ki bu topraklar en kıymetli topraklardır, onların sevk ve idarecilerinde iş yoktur. Uzmanlara göre gıda fiyatları tarım politikasındaki yanlışların sonucu olarak yüksek çıkıyor. Dikkat çekilen bir diğer nokta ise ekonomi yönetimi tarafından yapılan seferberliklere rağmen beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi. Ve ihracat verilerine bakalım. Ocak ayı ihracatı da açıklandı. İhracat 5.9 artışla 13.1 milyar dolar oldu. Ayrıca dış ticaret verileri sistemi de değişti. Ticaret sistemi verilerinde değişikliğe gidildi. İhracat ve ithalat verileri artık hem özel hem genel olarak iki şekilde açıklanacak. Ticaret Bakanlığı olarak biz 2019 yılı boyunca ihracat, ithalat verilerimizi, dış ticaret verilerimizi hem özel ticaret sistemine göre hem de genel ticaret sistemine göre sizlerle paylaşacağız. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ocak ayı ihracat gelişmelerini açıkladı. Özel ticaret sistemine göre Ocak'ta ihracat 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre ise 13 milyar 904 milyon dolar oldu. Aynı ayda ithalatsa özel ticaret sistemine göre 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Pekcan, değişikliğe gidilen sisteme ilişkin de bilgi verdi. Dünya örneklerine bakıldığında genel ticaret sistemi kullanımının özel ticaret sistemine göre daha yaygın kullanıldığını görüyoruz. Türkiye'nin de dahil olduğu 74 ülke özel ticaret sistemi verilerini kullanmaktadır. Genel ticaret sistemi Amerika, Kanada, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya, Avustralya ve Güney Kore tarafından kullanılıyor. 117 ülke ise genel ticaret sistemini kullanmaktadırlar. Evet, enflasyon rakamları böyle, ihracat rakamları da az önce izlediğiniz çerçevede. Yani ekonomide rayında gitmeyen bir sistem, özellikle seçim öncesinde verilen teşvik, işte biraz rahatlayabilecek enstrümanların ortaya çıkmasıyla tablonun şekillendirilmeye
çalışıldığı bir dönem ama sanıyorum seçim sonrasında da peş peşe yansıyacak zamların habercisi gibi aslında bütün bu rakamların özetini okumaya çalıştığımızda bu net bir şekilde öyle gözüküyor. Genel ticaret sistemine göre yeniden yapılandırılmaya çalışılan ihracat veri artışları da özellikle ithalattaki marjın biraz daha gölgelenmesi anlamında değerlendiriliyor uzmanlar tarafından. Bunu da yine objektifimiz içine almayı ve önümüzdeki sürece yansımalarını da irdelemeyi değerlendirmeye çalışacağız. %45 tel seviyesine geriledi İstanbul'da trafik oranı, %50 bandına yaklaşmıştı. 3 ayrı noktada oluşan bildirimlerin bir anda ekrandan gittiğini gördüm ben de bakar bakmaz. Şu anda sadece bir noktada yoğun trafik bildirimi var. Bağlantı yolunda 100 yıl atış alanı yönünde yoğun trafik uyarısı var. Yoğun trafiğin nedeniyle ilişkin bir bilgi yok ama 100 yıl atış alanı yönünde yoğun trafik uyarısı var. Onun dışında herhangi bir şekilde ekrana yansıyan bir trafik bildirimi gözükmüyor. Bunu belirtelim. Sahil şeritleri her iki yakada halen daha tercih edilebilir. Üçüncü köprü bağlantı yolları rahat gözüküyor. İkinci köprü çıkışı ve oldukça rahat Mahmut Bey gişeler noktasına kadar. Birinci köprü çıkışı da biraz Haliç'te sizi zorlasa da yine havalimanı kavşak hattına kadar tercih edilebilir gibi gözüküyor. Köprü üzerlerindeki yükün biraz daha rahatladığını gözlemliyoruz. Çile bağlantısı hattında biraz yoğunluk söz konusu olsa da ardından yoğun akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Avrupa geçişinde FSM yönünde. Birinci köprüde de yine TEM bağlantısı ve Çamlıca girişinde yoğunluğunu muhafaza ediyor. E5 hattında da Bostancı Göztepe hattı arasında Ataşehir noktasına kadar bir trafiğin olduğunu gözlemliyoruz. Sonrasında rahat aktığını söyleyebiliriz. Avrupa yakasında da genel itibariyle Avcılar Küçükçekmece hattı, Esenyurt Mahmut Bey bağlantısı bu noktalarda sürücüleri zorlayan noktalar arasında. Kağıthane hattı bağlantısı da E5 ve TEM'i bağlayan hatta da trafik yoğunluğunun olduğunu ifade edelim ve az önce olduğu gibi bağlantı yolu 100 yıl atış alanı yönünde de yoğun trafik uyarısı ekrana yansıyor. Denizlerimizdeki hava durumuna bakacağız. Karadeniz parçalı, zamanla çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu öğle saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu öğle saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga 0.5'te 1.5 metre, batısında yer yer 2, görüş iyi. Marmara Denizi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde yağmurlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle ve akşam saatlerinde 3 ila 5, gece saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 0.5'te 1.5 metre, gece 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizi parçalı ve çok bulutlu, zamanla güney yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 5 ila 7, Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan doğu ve güneydoğudan kuzeyi 5 ila 7, zamanla yer yer 8, güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8, gece saatlerinde 8 ila 10 kuvvetinde, dalga 2 ila 3 metre, zamanla 4, güneyi gece saatlerinde 5 ila 6 metre, görüş iyi, yağış anında orta, fırtına da zayıf. Akdeniz'e bakıyoruz. Parçalı bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, rüzgar Batı Akdeniz'de güneyi sabah saatlerinde 5 ila 7, açıkları öğle saatlerinden sonra 6 ila 8. Antalya Körfezi kuzeyli yönlerden 2 ila 4. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu sabah ve gece saatlerinde yer yer 8 kuvvetinde. Dalga Batı Akdeniz'de 3 ila 4 metre, Antalya Körfezi 0.5'te 1.5 metre, görüş iyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf. Van Gölü az bulutlu, sabah saatlerinde ve gece saatlerinde yer yer puslu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga 0.25'te 0.5, görüş iyi, pus anında orta şeklinde uyarılıyor. Bir araya gidiyoruz, aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. Şubat 2019 Salı günü gündemiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü sevgili Tevfik stüdyomuzda. Tevfik hoş geldin, günaydın. Günaydın.
zaman zaman böyle bir şehir turlarım var vesaire var. Ben biraz hani toplumsal nabzı ölçmek için soracağım. Aslında oradan onun için giriş yapayım dedim. Ya böyle çarşıya çıkıyorsun, pazara çıkıyorsun, orta sanayiye gidiyorsun. Yani bir seçim havası ben hiç okumuyorum. Yani yurttaşın ne adaydan haberi var, yani sohbet etmeyi. Bilmiyorum senin izlenimi ne? Daha çok yer turladım bu ara. Seçim havası yok gerçekten. Bundan önceki seçimlerde hatırlarsınız. İşte bu bir beka sorunudur, bu seçim son seçim gibi çok fazla propaganda olurdu. Bu sefer iktidarın yanında muhalefette de böyle bir hava olmadığını görüyoruz. Çünkü seçim öncesi yaşanan hani Türkiye'deki o sorunların artık biraz daha toplum tarafından ortak kabullendiği bir sürece de giriyoruz. O yüzden çelişkiler daha fazla yerel çelişkiler üzerine şekilleniyor. Yani ortaya çıkan adaylar bunu bir beka sorunu ya da işte bir uluslararası bir küresel çatışmanın kamplaşması olarak tarif etmiyorlar da ne bileyim işte yollar üzerinden, sağlık hizmetleri üzerinden ya da işte diğer belediye hizmetleri üzerinden bir seçim kampanyası yürüyor. Burada ortak tabii en fazla çatışmanın olduğu nokta ekonomi. Türkiye'nin ekonomik olarak içine girdiği kriz durumu. Hükümetin de bunu seçimlere kadar dış borçla ya da çeşitli diğer önlemlerle ertelemesi aslında bu ekonomik şeyi de biraz karşılıklı atışmalar da biraz dizginlemiş oluyor. Tabii esas sorun 31 Mart'tan sonra ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çünkü sürekli sorunlar erteleniyor ve borçlar üst üste katlanıyor. Türkiye'nin işte bir yıl içerisinde acil ödemesi gereken borç miktarı 250 milyar dolarları aşmış. Cari açık çok yüksek. Dış borcumuz muazzam. Yani Merkez Bankası'nın dövizlerinde olan rakamlar belli. Dolayısıyla borçlar sürekli ertelendiği için 31 Mart'tan sonra bir acı reçete gelecek. Ve esas bence muhalefet de ondan sonra başlayacak. Bu yerel seçim sürecinde biraz ekonomiyi o noktada hükümet bastırıyor gibi geliyor. O yüzden çok da böyle etkin bir seçim havası yok. Bir de şu doğal güzellikleri anlat. Öznel seçiyorsun yerleri. Nasıl hava ve doğada önerdiğin yerler var mı bize? Evet yani kış turizmi çok hareketli, canlı. Hareketli, o güzel. Ben her yıl kış turizmine katılıyorum. Yani kayak yapmaya, kayak merkezlerine seviyorsun. Gidiyorum, ziyaret ediyorum. Geçen sene çok azdı. Denizciliğin kadar dağcılığın da meşhur yani aslında. Geçen sene çok azdı kar miktarı. Dolayısıyla oteller biraz keyif boş kalmıştı. Keyif alınmamıştı. Bu sene çok fazla. Yani hemen hemen bütün kayak merkezlerinde 2 metreyi geçmiş durumda kar. Bir de sömestrle birlikte dün işte bazı turizmcilerle konuştuk. Hem Uludağ'la, Kartepe'de, Kartalkaya'daki otel sahipleriyle. Doluluk oranı %100'ü aşmış ve gerçekten rezervasyon şansı bulamıyorsunuz. Hafta sonu mesela kayak merkezlerine girmek çok zor. Yani inanılmaz sıralar, kuyruklar oluyor. Bu iyi bir şey tabii. Türkiye'nin büyük zenginliklerinden biri. Yani giderseniz Hakkari'de de işte ne bileyim Kars'ta da kayak yapma imkanınız var. Burada terörden Antalya'da da var. Terörden temizlendikçe ama turizm işte inanılmaz artışa evet. Geçti galiba. Yani burada Mehmetçin gerçekten işte oluşturduğu güvenlik ve huzur havası çok etkin galiba. Ya doğuda zaten muazzam bir değişim gözleniyor. Çok ciddi bir turizm akını da başladı. Yani hem oradaki kayak merkezlerine Palandöken'i geçin önceden Palandöken tamam bilinirdi gelirdi ama şimdi ben mesela arkadaşlarım hep Sarıkamış'a vesaire gittiğini görüyorum. Oralarda kayak merkezleri çok böyle popüler hale geldi. Bir de şu çok büyük zenginlik. Türkiye'de aynı anda çok farklı iklimler gözlenebiliyor ama diyelim Antalya'da da kayak yapma şansınız var. Yani denize girdikten sonra çıkıp Saklıkent'te kayak yapabilirsiniz. Hemen yanında 100 kilometre yanında Davraz'da kayak yapabilirsiniz. Yani bu da çok büyük bir zenginlik bir yandan. İklim olarak da muazzam elverişli. Yurt dışından da çok fazla turistin geldiğini biliyoruz. Özellikle Palandöken'e vesaire Erciyes'e uçaklarla hafta sonu gelip şey yapanlar var. Mesela Avrupalı turizmi yani şeyde bir değişiklik olduğunu anlatıyorlar ama senin tespitin ne alanda ne bilmiyorum. Yani İstanbul mesela biraz Batı Asya coğrafyası hakimiyetinde bir turisti ağırlıyor. İranlı, Iraklı vesaireyle ama o bölgeleri biraz Avrupalı turistin akın ettiğine ilişkin. İşte kuzeyden ve Doğu Avrupa'dan, Polonya tarafından çok gelen var diye biliyorum. O da tabii Avrupa'dan bir turist çekme merkezi olarak. Yani kış biz kayak sporunda çok geri bir şeyiz, ülkeyiz yani bu kadar zenginliğimize rağmen sporcularımızın işte büyük başarılar alamaması vesaire bu yeni bir aslında bizim keşfettiğimiz bir alan. Bundan önce kayak yapmaya gitmek, snowboard yapmaya gitmek gerçekten çok pahalı işlerdi ama artık kimse de çekinmesin. Gerçekten bu işler ucuzladı. Yani günlük 20-25 liraya kayak kiralayıp gidip öyle orada. Öğrenilebiliyor mu? Yani çok, kısa bir eğitim evet, alınabiliyor çok kolay öğrenilebiliyor. Bir gün bana öğretirsin o zaman. Tabii her zaman. Eyvallah. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza da gidip
kayak merkezlerini ziyaret etmelerini, çocuklarını oradaki kurslara göndermelerini tavsiye ediyoruz. Evet, iç piyasada en azından bu güzel haberi, bu huzur veren haberi de sunarak başlayalım. İstedik var ülkemizin elbette sorunları, onları da anlatacağız. Bir yine dış odaklı, dış meseleli gündemle başlayalım. Bugün Yunanistan Başbakanı Tsipras Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde kritik uyarılar Vatan Partisi Genel Başkanı'ndan geldi. Sözünü çok önemsedim. Size diyor Batı kemik uzatır ama Türkiye kardeşlik ve dostluk uzatır. Evet. Ben çok önemsedim bu mesajı. Bir Tsipras'ın Türkiye ziyaretini değerlendirelim. Dün gelmeden önce Türkiye'ye Tsipras ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü de ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Tsipras kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. En son biliyorsunuz Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Atina ziyareti olmuştu. Ve çok uzun yıllar sonra bir Cumhurbaşkanı ilk defa Atina'ya gitmişti. Tabii bu ben görüşmeden çok büyük sonuçlar beklemiyorum. Çünkü Yunanistan'ın iç sorunları dolayısıyla çok büyük sonuçlar beklemiyorum. Biliyorsunuz Yunanistan'da hükümet bir koalisyon hükümetiydi. Syriza'nın ve Anel'in koalisyonundan oluşuyordu. Geçtiğimiz günlerde Anel lideri Kamenos aynı zamanda savunma bakanıydı. Hükümetten çekilme kararı aldıklarını açıkladı ve Mayıs ayında muhtemelen yeniden seçime gidecek Yunanistan. Dolayısıyla görev süresi tamamlanmış bir hükümetin çok büyük kararlar altına gireceğini pek beklenmiyor, düşünülmüyor. Aynı zamanda tabii mevcut sorunların düzeltilmesine ilişkin geçen süreçte herhangi bir adım da atılmış değil. Hatta Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden sonra ilişkilerin biraz da gerilediğini görüyoruz. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında 10 milyar dolarlık gibi bir ticaret hedefi vardı. Bu 2.4 milyarda kaldı ve giderek azalan bir ivmede ilerliyor. Ege'de ve Doğu Akdeniz'deki gerginlikler sürekli artıyor. Batı Trakya'daki işte Türklerin, Müslümanların haklarına ilişkin herhangi bir iyileştirme yapılmış değil. Bu konuların yeniden gündemde olacağı düşünülebilir. Belki burada olumlu gelişme olarak Yunanistan Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine dahil olmak istiyor. Türk Akımı'nın Yunanistan üzerinden Avrupa'ya açılmasını istiyor. Bu konuda Sayın Putin'le de Tsipras'ın bir görüşmesi oldu. Tsipras Moskova'ya giderek Türk Akımı'na dahil olmak istediklerini söyledi. Türk tarafı da buna olumlu bakıyor. Dolayısıyla bu görüşmede belki buna ilişkin bir iyi niyet adımı atılabilir. Aynı zamanda Transadriyatik doğalgaz boru hattı projesi var biliyorsunuz. TANAP'la birleşen ve Avrupa'ya açılan. Ve doğalgaz ve enerji üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin geliştirilmesi beklenebilir. Tabii bir yandan da iki ülkenin de çok ciddi bir turizm faaliyetleri var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik de bazı adımlar atılabileceği değerlendiriliyor. Yani işte Çeşme'den Selanik'e doğrudan feribotların gönderilmesi gibi. Buna ilişkin de bence iyi niyet adımları atılacaktır diye düşünüyorum. Fakat bazı kronik sorunlarımız var. Yani bu kronik sorunları çözmeden Yunanistan'la sağlıklı bir ilişki tesis etmek de çok zor. O kronik sorunların başında da tabii Kıbrıs meselesi geliyor. Dün Tsipras gelmeden önce yaptığı açıklamada Kıbrıs meselesinde işte iki taraflı federasyon modelini yine düşündüklerini ve Guterres çerçevesinin kabul edilmesini dile getirdi. Guterres çerçevesinde biliyorsunuz sıfır garanti, sıfır ittifak. Yani Türk askerinin adadan çekilmesi, adanın bir federal yapıya kavuşturulması ve Avrupa Birliği ülkesi olması, Türklerin orada azınlık olarak haklarının tanınması gibi bir model. Bu Türkiye'nin asla kabul edemeyeceği bir model. Bugün tabii Tsipras'ın ziyaretiyle birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute de Kıbrıs'a gidiyor. Anastasiadis ve Akıncı ile bugün ikisiyle de birebir görüşmeler yapacak. Yeniden müzakere şansının olup olmayacağını teyit edecek. Ama şu aşamada yeni bir müzakere masasının kurulması için iki tarafın da çok istekli olmadığı görülüyor. Daha doğrusu Yunan tarafı istekli ama Türk tarafı bu konuda istekli değil. Çünkü getirilen çözüm Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin gerçekten aleyhine olan çözümler. İki gün önce bildiğim kadarıyla Avrupa ABD Senatosu'na bir rapor sunuldu Kıbrıs'la ilgili. Ve iki toplumlu bir federatif yapının belki de hiç gerçekleşmeyecek bir model olduğuna ilişkin bir rapordu bu. Artık Türkiye bu noktada iki devletli, özgür, bağımsız iki devletli bir çözümün dayatılması ve diğer ülkelere bunun kabul ettirilmesi noktasında bazı girişimlerde bulunmalı diye düşünüyorum. Kıbrıs'ta çünkü bundan başka daha yapıcı bir çözüm olmayacak. Tabii diğer sorunların başında da Doğu Akdeniz ve Ege geliyor. Yunanistan son bir senedir özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte Türkiye karşıtı inanılmaz adımlara imza attı. Yani
gerek İsrail gazının Türkiye'ye bypass edilerek ve Türkiye kıta sahanlığından geçirilen bir doğalgaz boru hattıyla İstmet projesi denilen Avrupa'ya açılması, gerek diğer kurduğu işte Kıbrıs Türklerinin ada üzerindeki eşit haklarını hiçe sayan işbirlikleriyle Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın oradaki doğalgaz ve işte gaz hidratlarının zenginliklerini adeta talan ediyorlar. Ege'deki sorunla da biliyorsunuz, yani Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yine bir Meis Adası sorunumuz var. Bizim yaklaşık 100 bin metrekarelik, kilometrekarelik bir münhasır ekonomik bölgemizi çalıyorlar açıkça Yunanistan. Dolayısıyla bu adımlardan geri atmadan Yunanistan'la ilişkilerin ben normalleşeceğini düşünmüyorum. Fakat diyaloğun sürmesi, ortak bir dilin bulunması noktasında bu ziyaretler önemli. Yunanistan sonuçta bizim komşumuz. Yani bütün dünyadaki küresel çatışma olur ama biz yine Yunanistan'la baş başa kalacağız. Doğru. Karşılıklı çıkarlarımız var, tarihsel bağlarımız var. Orada yaşayan vatandaşlarımız var, Türkiye'de yaşayan pek çok Rum vatandaşı var. Dolayısıyla bunların haklarının korunması bakımından sağlıklı bir diyalog ortamının tesis edilmesi elzem, mecburi. Bu toplantı da ona hizmet edecek diye düşünüyorum. Ama onun dışında çok büyük kararlar alınacağını düşünmüyorum. Şimdi tabii bu Suriye, İdlib, Fırat'ın doğusu meselesi yakın zamanda da Ruhani, Putin ve Erdoğan'ın Soçi zirvesi gündemde. Hem bu içinde bulunduğumuz sıcak gündemde Fırat'ın doğusuna ilişkin ve İdlib'e ilişkin nasıl bir tablo Soçi'de yer alır? Bir de bu Doğu Akdeniz meselesi artık bu Astana üçlüsünün ya da bölge denkleminin gündemine giriş yapar mı yavaş yavaş bu yıl? Öyle bir beklenti var mı? Şimdi İdlib'deki mesele artık giderek ciddi bir kriz haline dönüşmeye başladı. Bizim orada yarattığımız çatışmasızlık bölgesinde HTŞ kontrolü sağlamıştı durumda. HTŞ El Nusra'nın uzantısı biliyorsunuz, Heyeti Tahrir Şam. Şu an İdlib'de %70'e yakın bir kontrol alanı sağlamış durumda. Türkiye destekli, ÖSO destekli bazı grupları da oradan süpürmüş durumda. Yani El Nurettin Zengin Tugaylarını vesaire. Bunun tabii Rusya ile Türkiye arasında yapılan mutabakata karşı bir şey, olumsuz bir görüntü. Rusya bir an önce İdlib'deki sorunun çözülmesini istiyor ve bunun için askeri müdahale öngörüyor. Yani Suriye ordusunun ve Rusya'nın işte hava harekatı ve karadan Suriye ordusunun girmesiyle birlikte İdlib'deki sorunu çözebileceklerini söylüyor. Hatta Türkiye'nin de bu operasyona dahil olması ve ortak bir operasyon öngörüyor. Fakat Türkiye'nin bölgedeki bazı gruplarla ilişkileri var malum. Hatta HTŞ'nin giderek kontrolü sağlaması sonucu bizim Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO unsurlarının bazılarının İdlib'e kaydığını biliyoruz. Yani bizim işte diyelim Fırat'ın doğusundaki operasyona katılacak adamlar, Hamza Tugay'ındaki ÖSO'cular hepsi İdlib'e gitmeye başladı. Neden? Çünkü İdlib'de aileleri yaşıyor, akrabaları yaşıyor. Orada HTŞ kontrolü sağlayınca can güvenliği duyuyorlar ve hemen İdlib'e kaymaya başladılar. Bu tabii bizim operasyonlarımızı da olumsuz etkileyen bir süreci getirdi. Dolayısıyla İdlib sorunu hızla çözülmeli. Fakat Türkiye oradaki bir müdahale sırasında kendi destekli gruplarının da buna şey olacağını bildiği için, yani onlara karşı da bir operasyon yürüyeceğini bildiği için buna karşı duruyor. Ve Suriye ordusunun tabii oradaki ÖSO destekli gruplar Suriye ordusunun oraya girip kontrolü almasını istemiyorlar. Dolayısıyla burada bir çatışma ortamı oluşuyor. Fakat iki tarafta son görüşmelerinde, özellikle Türk heyeti gittiğinde, geçen hafta Türk teknik heyeti, İdlib konusunda birlikte çalışmak konusunda kararlılıklarını yine yinelediler. Dolayısıyla İdlib acil çözülmesi gereken bir sorun. Yani İdlib'i çözmeden Fırat'ın doğusunu da çok çözemiyorsunuz. İdlib konusu mutlaka Soçi'de yeniden gündeme gelecektir. Ama en akla yatkın buradaki sonuç tabii Suriye ordusunun oraya bir operasyon düzenleyerek İdlib'deki HTŞ kontrolünü ele alması yani. Çok ciddi bir yığınak yaptığını da biliyoruz. Uzun süredir İdlib kenarına Suriye ordusu yığınak yapıyor, askerini gönderiyor, topçu bataryalarını gönderiyor ve bazı kırsal bölümünde de operasyonlarını düzenliyor. Yani Suriye ordusu oraya girmeye hazır. Türkiye destekli grupların, ÖSO unsuru grupların da orada Suriye'nin varlığını kabul etmesi gerekir. Bu ÖSO destekli gruplar dediğim biliyorsunuz 12-13 tane örgüt birleşip bir milli cephe kurmuşlardı. Yani geniş de bir örgüt. 30 bine yakın ÖSO'cu olduğu söyleniyor orada. Bunların da Suriye ordusuyla artık bir arada çalışacak formüller düşünmesi lazım. Yani hem İdlib'de bu konuda bir model uygulanabilir. Daha sonra bu Cerablus'un, işte Elbab'ın, Aziz'in ya da Fırat'ın doğusundaki herhangi bir harekatta
artık bu muhaliflerle Suriye hükümetinin de işbirliği ve temasının gündeme gelmesi gerekir ki Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunabileceği garanti edilmiş olsun bu sefer. Soçi buna zorlar mı yani oradaki ÖSO gruplarının Suriye ordusuyla birlikte hareket etmesini sağlayabilir mi? Zorlar elbette ama nasıl bir karar çıkacağını bilmiyorum. Yani teknik heyetler çalışıyor. Umarız kısa sürede çözülür diye. Teknik heyetle çalışılan bir diğer başlık Türkiye ile Suriye'nin alt düzeydeki teması. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ki Vatan Partisi Genel Başkanı sanıyorum 4-5 ay önce bunu kamuoyuna açıklamıştı. Bu ivme daha ileri doğru gider mi? Gerçi deneyimli yazarınız Rafet Ballı Mayıs ayında bu temasların gerçekleşebileceğine ilişkin bir bilgi paylaştı. Bir de orayı özetlersen bize. Bizim bildiğimiz yazdığımız daha önce İran'da 6 kere bu alt heyetlerin görüştüğüne dairdi. Sahada zaten sürekli görüşme oluyor. Bir çatışmayı önleyebilmek için irtibat kurmak zorundasınız. Komutanlarımız bazında da bu tür görüşmelerin olduğu biliniyor ama liderler seviyesinde böyle bir temasın olmasının dünyaya vereceği başka mesajlar var. Yoksa sahadaki işler yine yürür. Yani alt heyetler temas halinde oradaki bazı problemleri elbette çözebilirler. Ama lider seviyesinde bu temasın sağlanması, bir kararlılığın gösterilmesi bu dünyaya çok apayrı önemli. Mesajlar verir. Çok önemli. Bazı sorunların çok daha hızlı çözülmesini sağlar. Yani siz artık İran, Rusya üzerinden değil de doğrudan Suriye ile masaya oturarak bazı ikili ilişkileri tesis edebilirsiniz. Aynı zamanda burada tamam Türkiye'nin askeri olarak belki Suriye'ye ihtiyacı yok. Yani Türkiye sınır güvenliğini kendi askeriyle de koruyabilir. Eyvallah. Ama artık Suriye'de bir siyasi diyalog süreci başlıyor. Yeni bir işte Anayasa Komitesi'nin oluşturulması ve Suriye'nin yeniden imarı söz konusu. Oralarda rol alabilmek için bakın bütün dünyanın ülkeleri tabii, geliyor. Yani tabii. Çin'i, Rusya'sı, İran'ı vesaire hepsi Suriye'yi yeniden imar etmek için, yeniden inşası için girişimlerde bulunuyor. Türkiye'de artık tabii komşusu olarak büyük ticari ilişkileri olan bir ülke. Orada büyük dostluğu olan bir ülke. Kuracağı bir temas da yani en büyük pastayı alacak kesin yani o da bir gerçek. Dolayısıyla burada doğrudan bir temasın artık mecburiyeti söz konusu. Yani ikili ilişkilerin geliştirilmesi, oradaki inşa, imar süreçlerine katılması. Türkiye bu konuda çok profesyonel ve yetenekli şeylere, girişimcilere de sahip. Yani dünyadaki müteahhit hizmetle, dışarı müteahhitlik hizmeti veren en büyük ülkelerden biriyiz Çin'le birlikte. Dolayısıyla orada yapacağımız çok iş var. İş bu adamlarımızın çok işi var. Siyasi diyalog meselesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi benim ilgimi çekti. Yani tabii alt düzeyde bunlar gerçekleşiyor ama üst siyasi yani üst düzey temaslar gibi değil. Yapamazlar. Hani biraz sanki onun yapılması gerekliliğine bir vurgusu var. Galiba o işaretler bunlarla da biraz belirginleşiyor. Yani şöyle bir konu vardı. Daha önce Suriye'den resmi bir heyetin ilk defa Türkiye'ye davet edildiğini biliyorduk. Fakat bu Cenevre'deki görüşmeler nihayete kavuşsun diye ertelenmişti. Belki öyle bir süreç yaşanabilir. Bir resmi heyet gelebilir. Bir de şöyle bir nabız yoklama unsuru olarak işte bu kulislerden duyduğumuz yani resmi bir yani de bir hükümete yakın bir kanalın, televizyon kanalının ya da direkt Anadolu Ajansı'nın Suriye'ye giderek hükümetle bazı söyleşiler vesaire yaparak böyle birkaç iyi niyet adımı atılması, temas kurulması gibi bazı projeler de var. Tabii bunlar ne zaman gerçekleşir bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Amerika Suriye'den çekiliyor mu? Bir, özellikle Amerika'nın Suriye'den çekilip Irak'a yerleşmesi, ha bak gitmiyor kardeşim Amerika diyen cephenin bir kozu olmuştu ama şu Irak'ta iki gündür senin için burada kalıp kalmamanı mecliste oylayacağız açıklamasını nasıl okumak lazım? ABD'nin tabii Suriye'de 2000 askeri var. Bunları Irak'a çekmeyi planlıyor. Bunun başında da Harir üssü, Erbil'deki Harir üssü geliyor. Erbil'de 5 tane üssü var Amerika'nın ve yaklaşık toplam Irak'ta 5000 civarında askeri var. Buradaki askerlerini koruma isteği var Trump'ın. Bunun gerekçesi olarak da İran'ı gözetlemek olarak gösteriyor ve acil bir durumda diyor. Irak'a müdahale edebilmemize olanak sağlıyor diyor. Ama en nihayetinde Trump'ın bildiği bir şey var. Afganistan Savaşı da, Suriye Savaşı da, Irak Savaşı da Amerika'ya çok pahalıya patladı. Ve Amerika'nın gerçekten çıkarlarına hizmet etmeyen sonuçlarla neticelendi. İşte Irak'a girmek en büyük hatalarımızdan biri diye dün açıklama yaptı sanırım. Dolayısıyla buradaki varlığının da uzun vadede bir getiri getirmeyeceğini bence biliyor. Yani Amerika'daki şu anki hükümeti yöneten Trump'ın ekibi buradan da çekilmek istiyor. Afganistan ve Suriye'den özellikle çekilmek istiyor. Irak'taki süreci nasıl yönetecekler bakacağız ama Irak'ta giderek yükselen bir ABD karşıtlığı var. Özellikle işte Şii Sadr hareketinin
iktidar olmasından sonra onların yönettiği El Fetih Komitesi yani Sahir'in grubu deniliyor, Sahir'in koalisyonu. Parlamentonun en büyük grubu. Bunlar Amerika'ya karşı en büyük direnci gösteren grup. Zaten Amerika ilk işgale geldiği zaman, 91'de de 2003'te de işgale geldiği zaman Sadr Hareketi'nin biliyorsunuz büyük bir direnci vardı. ABD karşıtlığı üzerinden kendilerini konumlandırıyorlar. Yani biraz daha İran'a yakın vesaire gibi de değerlendiriliyor ya bu bakımdan. Dolayısıyla orada ciddi bir direnç, rezonans var. Şu an halk da ABD karşıtı eylemlere başlamış durumda. Burada şunu görüyoruz. Bir yandan ABD'nin Barzani'yi yeniden bölgede aktör yapma çabası var gibi görünüyor. Çok kısa sürede hem Pompeo hem Fransa Dışişleri Bakanı Barzani'yi ziyaret etti ve Barzani yeniden işte Suriye'de mesela sorunların çözümü için rol alma teklifinde bulundular. Bunun da sanırım Barzani'nin sözcüsü açıklamıştı. İşte Sayın Barzani alttan çalışmalarına başladı demişti. Şimdi yeniden Barzani'yi bölgede bir aktör yapma çabası var. Bu çabalara ilişkinde tabii ne kadar sonuç alabilirler bilmiyorum ama şunu görüyorlar. Yani Barzani'ye çok ciddi bir yatırım yapıldı 25-30 sene boyunca ve Barzani'nin kısmen oradaki yapısı Suriye'nin kuzeyindeki şeyler gibi PYD, PKK gibi değil. Yani en azından bir hükümetleri tesis edilmiş bazı hükümet binaları, işte bir kitlesi vesaire var. Yani bir sonra Irak parlamentosunda bir temsiliyeti var vesaire. Dolayısıyla buraya yatırım yapmanın daha doğru olabileceğini değerlendiriyor Amerika. Barzani'ye bu süreçte dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Barzani de buna uygun olarak Türkiye ile ilişkileri geliştirme peşinde. Hem Barzani hem Talabani. İşte KYB kendi olduğu bölgelerde PKK'ya karşı bazı operasyonlar başlattı. Neçirvan Barzani'nin de bu bağımsızlık referandumu sonrası yeniden ilişkileri düzeltmek adına Türkiye ile bazı girişimleri, temaslar olduğunu biliyoruz. Bu süreçte Barzani'yi iyi izlemek lazım diye değerlendiriyorum. Evet. Gündem yoğun. Daha sık herhalde ağırlayacağız. 2019'da harekette geçecek. Seni toplantıya doğru uğrayacağız Aydınlık Gazetesi'nde. Teşekkür ediyoruz. Ben sevgili Tevfik Kadan, Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü stüdyomuzdaydım. Siyasetteki gelişmelerin köşe yazılarına, yansımalarına bakalım. Abdülkadir Selvi Hürriyet'te Kılıçdaroğlu'na sol kroşe Erdoğan'ın HDP stratejisti başlığıyla bir yazı kaleme almış. HDP'den güçlü destek olabileceğine ilişkin bölümü aldık sizler için. DSP olayı Kılıçdaroğlu'na sol kroşe oldu diyor. Ama HDP'den önemli bir destek geldi. Daha önce İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmama kararı alan HDP bu kez Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Ankara'yı da dahil ederek sayıyı 7'ye yükseltti. Ankara'da HDP'nin %6.4 oranında bir oyu var ama Gaziantep'te 11.9, Mersin'de 16.9 ve Şanlıurfa'da %28'lik bir oy oranına sahip. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan daha önceki konuşmamızda AKP ve MHP'yi geriletecek adayları destekleme düşüncesindeyiz demişti. Bu sözlerin adresinin CHP olduğu açık ancak bazı yerlerde istisna yaşanabilir. HDP, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti Şanlıurfa'da AK Parti'ye karşı bağımsız aday Selahattin Cevheri'yi destekleyecek. HDP Gaziantep'te eski milletvekilleri olan DSP adayı Celal Doğan'ı destekleyebilir şeklinde bölgesel çerçevede dikkat çeken yeni tabloyu özetliyor bugünkü yazısında. Köşe yazılarında ekonomide önemli bir gündem. Rauf Tamer'e bakalım. Tuhaf bir durum başlıklı yazısında. Türkiye üzerinde öyle oyunlar oynandı ki diyor, şeytanın aklına gelmeyecek yollar denendi. Onlardan biri de bu olabilir. Niye olmasın? Şüphelerimi mazur görün. Doları 10 liraya çıkaramadılar ama ıspanağın 10 liraya çıkması daha büyük felaket diye yorumluyor Rauf Tamer yazısında. Kara borsa, ihtikar, istifçilik. Hayır, onları saymıyorum diyor. Onlar ne ki? Uyanıklar olabilir. Her zaman vardır. Onları da saymıyorum. Benim dediğim asıl büyük dalga ev kadınlarını çıldırtacak olan esrarengiz bir mekanizma. Diyeceksiniz ki nesi esrarengiz? Bunun adı pahalılık işte. Hayır diyor. Kimse kusura bakmasın, pahalılık değil. Bu başka bir şey. Pahalılığa merdiven dayayıp dama çıkan bir cambaz diye özetliyor ekonomi ve gıdadaki son sürecin analizini. Melih Aşık'ta tabanda neler var neler yok onu köşesinde ekonomi başlıklarında iki bölümde yer vermiş.
Tanzim başlığında gıda ürünlerinin pahalılığı halkın canını yakıyor ama buna rağmen muhalefet partilerinin halka ucuz gıda temini konusunda dikkate değer projeleri ve vaatleri görülmüyor. Belediyeler en başta kooperatifçiliği destekleyerek halka nefes aldırabilir. Bir zamanlar gayet başarılı Tanzim satış mağazaları modeli vardı. Bu ve benzeri modeller üzerinde yine durulabilir. Okurumuz Pınar Gol diyor ki, İBB'nin bir sürü şirketi var. Su satıyor, ekmek satıyor, inşaat yapıyor. Sebze meyve satacak bir şirket veya kooperatif de kursun, üreticiyle tüketici arasındaki aracıyı kaldırsın, neden olamıyor diye soruyor. Melih Aşık, Köylü başlıklı yazısında da şu unsurlara dikkat çekiyor deneyimli yazar. İçinde tarım, sanayi, çiftçi geçen çok kısa bir hikaye. Denizli Milletvekili Gülizar Biçer meclis kürsüsünde anlatıyor diyor. Denizli'de 2017'de 55 bin ton pamuk üretilirken 2018 Ekim ayı itibariyle 30 tona düşmüştür. Tariş Denizli'de kapatılmıştır. Aydın'da Tariş pamuğun tonunu 4200 liradan alırken Denizli'de tüccar 3500 liradan almaktadır. Denizli'li pamuk üreticilerimizin kaybı ise 12 trilyondur diye özetlemiş pamuktaki son tabloyu. Yani iki yazı esasen ekonomiye ilişkin önemli mesajları barındırıyor. Özellikle yaklaştığımız yerel seçim öncesinde siyaset gündemi ya da medyada kamuoyuna sunulma tamamen ideolojik bakış açılarıyla bir kamplaşma, kutuplaşma süreci çerçevesinde yine götürülüyor. Sürekli eleştirdiğimiz unsur şuydu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde bir dönem CHP-MHP, CHP-MHP süreci, işte bu dönem CHP-HDP, İYİ Parti, Saadet ve işte Abdülkadir Selvi'den anladığımız kadarıyla DSP'de bu çerçevede böyle bir klasmanda gidiyor ama yurttaşın beklediği çözüm yok. İşte Tevfik'le az önce onu yorumladık. Vatandaşın gündeminde organize sanayi sitesine gittiğinizde, metrobüse bindiğinizde, toplu ulaşıma baktığınızda, pazarın içine geçtiğimizde enflasyon, ekonomi, gıda var. Yaklaşan süreç bir belediye seçimi süreci. Bu işin büyük şehirleriyle ilçe belediyeleri ayağı var ve hiçbir muhalefet adayından biz bu işleri çözeriz, yerel belediyelerde kooperatifler kurarız, bir açılım yakalarız, ekonomik şemsiyeyi yerel düzeyde de olsa yurttaşın nefes alabileceği seviyelere taşıma gayreti çerçevesinde bir tane proje duyamıyorsunuz. Bu işin çok ilginç taraflarından bir tanesi. Dolayısıyla ana akım medya, işte muhalefetin ana şemsiyesini oluşturan medya gruplarında sadece rakamlar, analizler vesaire ama seçime yönelik bir aritmatik söz konusu. Vatandaşın aritmatiğinden, vatandaşın matematiğinden ve bu çerçevede çözüm odaklı projelerden hiç kimse bahsetmiyor. Sanki bir şekilde alalım da biz buraları, başka bir derdimiz yok mesajı verircesine. Kapalı kapılar ardında dönen pazarlıklarda elbette bu sürecin ve bu işin de bir cabası olarak değerlendirilebilir. 28 ilde FETÖ operasyonu var. 50 gözaltı kararı. Konya merkezli 28 ilde FETÖ TDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele mahrem imamlık yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüphelerin yakalanması için de operasyon sürüyor. Bu da son dakika bilgisi olarak yansımış, özür dilerim. Bunu da belirtelim. Son dakika bilgisi olarak değerli dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz. Bir de belediye seçim süreçlerinde özellikle Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği dikey mimari meselesine ilişkin ilginç haberlerden biri bugün Hürriyet'te. İstanbul'da Şişli'de Harbiye ve Teşvikiye'nin de dahil olduğu 6 mahalle tarihi ve kentsel sit alanı ilan edildi. İstanbul İkinoğlu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgenin tarihi dokusunun ve mimarisinin korunması gerektiğine kanaat getirdi. 23 Kasım 2018 tarihli kararda bu alanda mevcut imar planlarıyla işlem yapılamaz denildi. Binlerce yapıyı kapsayan kararın etkisiyle kentsel dönüşüm projeleri duruldu. Yıkılan binalarda yeni inşaat yapmak zorlaştı deniliyor. Bölgenin Şişli vesaire olması ayrı bir tartışmayı beraberinde getirecektir. Yarın öbür gün bu çerçevede konuya ilişkin gelişmeleri de birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Çanakkale'de Ezine ilçesinde içinde 4 gencin bulunduğu ifade edilmişti. Arama tarama çalışmaları sürüyordu. Maalesef 3 gencin cenazesine ulaşıldı ancak
Kayıp Barış Kurt'un babası Serdar Kurt bölgeden ayrılmayarak da hala acı bekleyişini sürdürüyor. Bir diğer sıcak gelişme olarak da bunu ifade etmiş olalım. Evet, genel itibariyle şu saatte aynı zamanda bir diğer son dakika gelişmesi de jandarma ve MİT'ten büyük operasyon başlığıyla duyurulmuş. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Daire Başkanlığı ile koordineli olarak 5 ilde gerçekleştirdiği operasyonda da 6 askeri personelin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte güne tamamlamış olacağız. 5 Şubat 2019 Salı gündeminde emeği geçen ekip arkadaşlarımız sevgili Harun Aydın kamera ve jimjipte, rejide Nesibe Erkılınç ve Caner Koldaş yayının size ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarımız Sibelcan Korkmaz'la birlikte hazırladık. Volkan Gadiş yönetti. Yarın sabah aynı saatte buluşuncaya dek hepinize mutlu günler diliyoruz.